Dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben sizlere nereden sesleniyorum? Ben sizlere ana tanrıça Kibele'nin, Frigya kralı Midas'ın, Nasreddin Hoca'nın, Yunus Emre'nin, onun köylüsü olan rahmetli dedemin deyişiyle Goca Yunus'un topraklarından, Anadolu'dan sesleniyorum. Ben size nereden sesleniyorum? Ben size Kurtuluş Savaşı'nda, İnönü Savaşları'nda canları pahasına son derece zor koşullarda havalandıkları meydandan, o günkü adıyla Muttalip Meydanı'ndan, Vecihi Hürkuş ve arkadaşların havalandığı, bazılarının da şehit düştüğü topraklardan sesleniyorum. Bugünkü adıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'ndan sesleniyorum. Sizlere havacılığın 5 farklı faaliyet alanında aynı anda eğitim veren ülkenin ilk yüksek öğretim kurumu Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden sesleniyorum. Ben sizlere bugün 7 Aralık 2020 Pazartesi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO'nun Uluslararası Sivil Havacılık Günü olarak kutladığı günden sesleniyorum. Bu kapsamda Havacılık Uzay Bilimleri Fakültemiz, üniversitemizin Havacılık Kulübü ile birlikte bir etkinlik düzenledi. Hepiniz bu etkinliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben birazdan sözü, açılışı yapmak ve etkinliğimizi tanıtmak üzere dekanımız Sayın Profesör Doktor Özgür Usanmaz'a vereceğim. Ama öncesinde kendisinin kısa özgeçmişini sizlere okumak istiyorum. Sanırım PowerPoint sunusu da ekranda görünüyor şu anda. Özgür Usanmaz, Profesör Doktor, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Fransa'da École Nationale de l'Aviation Civile'de, doktora eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde aldı. Kendisinin doçentlik ünvanı Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nden. Geçmişte Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun müdür yardımcılığı görevini ve Hava Trafik Kontrol Bölümü Başkanlığı'nı yürüttü. Kendisi Eylül 2020 tarihinden bu yana fakültemizin dekanlığını yapıyor. Çalışma alanları arasında hava sahası tasarımı, uçuş prosedürleri ve uçak operasyonları var. Kendisi bu konuda dersler veriyor ve araştırmalar yapıyor. Sayın Dekanım, Özgür Hocam buyurunuz, söz sizde. Özgür Hocam, mikrofonunuzu açabilir misiniz rica etsem? Çok özür diliyorum. Bana kendime dürüst olayım, hatırlatmıştım mikrofonumu açık tutacağım diye ama gene aynı şey üzerinden hatam oldu. Bu dijital ortamdaki toplantılarla ilgili yaşadığımız bir sıkıntı. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim tekrar Ender Hocam söz verdiğiniz için. Sayın Rektörüm, değerli panelistler, değerli katılımcılar ve sevgili öğrenciler, bizi canlı yayın üzerinden izleyen kıymetli izleyiciler, sayıya bakıyorum, artarak devam ediyor. 400'lere doğru yaklaşan bir katılımcı sayısı görüyorum. Çok da mutlu ettiniz bizi. Hoş geldiniz panelimize. Uluslararası sivil havacılığın evrensel kurallarını belirleyerek dünya genelinde sivil havacılığın emniyetli, güvenli ve düzenli gelişimini sağlamak amacıyla 7 Aralık 1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 1992 yılında aldığı bir genel kurul kararı ile kuruluş günü olan 7 Aralık'ı Uluslararası Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir. 7 Aralık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Uluslararası Sivil Havacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kutlamalar ICAO tarafından 5 yıllık zaman dilimleri için belirlenen bir tema üzerinden yapılmakta. ICAO 75. kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılındaki kutlama temasını dünyayı 75 yıldır birleştiriyor olmak şeklinde belirlemiştir. Ancak bu tema içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı için maalesef karşılığını bulamamıştır. Hava taşımacılığı sektörü 2019 yılına göre ciddi kayıplar yaşamış durumdadır. Ülkemizdeki havayolu işletmeleri, havaalanları, yer hizmetleri kuruluşları ve diğer havacılık işletmeleri de maalesef olumsuz yönde etkilenmiştir. Üniversitelerimiz ise pandemi sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini büyük ölçüde senkron veya asenkron uzaktan öğretim yöntemleriyle dijital ortamda sürdürmektedir. Elbette yüksek öğretimi verimli, etkin ve kıymetli kılan tüm yapının dijital ortamda kurulması mümkün değildir. Ancak bu olağanüstü günler alışılan metotların dışında yeni yollar kullanılmasını da zorunlu kılmaktadır.
Şüphesiz dünya COVID-19 sebebiyle 2020'nin Mart ayından bu yana çok zor günler geçirmektedir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen dünya havacıları insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir. Havacılar acil yolcu taşımacılığı, kurtarma operasyonları, kargo taşımacılığı, tıbbi cihaz ve malzemelerin taşınmasıyla ihtiyaç olan her yerde ve her zaman insanlığın yanındadır. Sektörün 2019 yılındaki eski haline geri dönüşü kuşkusuz zaman alacaktır. Bu sürecin mümkün olduğunca az bir zararla atlatılması ve geri dönüş süresini kısaltılması ülkeler için son derece önemlidir. Bu salgının bize verdiği dersleri iyi anlamalı ve bu süreçten çıkaracağımız dersler ile gelecekte olası pandemik tehditlere karşı daha dayanıklı hale gelmeliyiz. Bu panelde çok değerli panelistlerimizin uzman görüşleriyle havacılık işletmelerinin geri dönüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri için yapılması gerekenleri konuşacağız. Değerli panelistlerimize ve sizlere katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecekteki buluşmalarımızda ICAO'nun küresel havacılığın gelişimi için yenilikçiliği geliştirmek olarak belirlediği yeni teması ve yaşanan bu süreçten çıkardığımız derslerle geleceğe emin adımlarla ilerleyişimizi konuşuyor olmayı diliyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Özün Hocam çok teşekkürler. Açılış konuşmasını yaptınız ve panelimiz hakkında bir tanıtım bilgilendirmesi yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle yine slide paylaşarak devam etmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, ben kısaca sizlere panelin konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Her yerde duyurduk ama küçük bir tanıtımla devam edeceğim. Hangi konuyu konuşacağız ve neden konuşacağız? Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle maalesef sınırlar kapatıldı. Havayolu yolcu taşımacılığı seferleri durduruldu. Ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikler önemli oranda azaltıldı. Maalesef ekonomi zarar gördü ve kuşkusuz yolcu talebi azaldı. Sektör olumsuz yönde etkilendi. Biz de diyoruz ki bir an önce 2019 değerlerine geri dönmeliyiz. Çünkü havacılığın son derece önemli sosyal, kültürel, ekonomik faydaları var ülkeler için. O halde 2019 değerlerine bir an önce ve en az zararla geri dönebilmek için biz ne yapmalıyız sorusuna kıymetli panelistlerimizle birlikte cevap arayacağız. Bu sorulara cevap ararken kuşkusuz istesek de istemesek de örgütsel dayanıklılık adı verilen, dirençlilik, resilience olarak adlandırılan ve geri dönüş olarak adlandırılan kavramlar çerçevesinde bu konuları ele alacağız. Bu sebeple ben çok kısa bunların da tanımlarını paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle kaynakları temel alan bir yaklaşım söz konusu tanımlarken örgütsel dayanıklılığı, zaman içerisinde size esneklik sağlayacak, gerektiğinde etkili bir şekilde kullanmanızı sağlayacak bu kaynakları, nitelikli kaynakları bulmak, biriktirmek, elde tutmak ve gerektiğinde başka formlardaki kaynaklara dönüştürebilme kabiliyeti. İlk atfedilen atıf bu şekilde. Bir diğeri ise zor koşullardan geçiyoruz şu anda, kriz var. Ve bu zor koşullara uyum sağlayabilme ve bunu zaman içerisinde sürdürebilme kabiliyeti olarak tanımlıyorlar örgütsel dayanıklılığı. Bunun 3 tane sac ayağı var. Bir tanesi söylediğim gibi uyum sağlayabilme ve bu uyumu da zaman içerisinde sürdürebilme. Bir diğeri de kuşkusuz recovery dedikleri bu durumdan, olumsuz durumdan bir an önce kurtulabilme, en az zararla kurtulabilme tarafı var. Örgütsel dayanıklılığın üçüncü ayak ise bütün bu olumsuz koşullara rağmen faaliyetleri, operasyonu sürdürebilme kabiliyetine sahip olmak. Örneğin şu anda maalesef üniversitemizde de havacılık örgütlerinde de bazı çalışanlarımız COVID'e yakalanıyorlar ve işlerini, görevlerini yapamaz hale geliyorlar. Fakat bütün bu zor koşullara rağmen operasyonu da sürdürmek zorundayız. İşte bu kabiliyette örgütsel dirençliliğin üçüncü ayağını oluşturuyor. Biz bu çerçevede sözünü ettiğim sorulara cevap arayacağız. Peki bu sorulara cevap ararken aramızda panelistlerimiz var, değerli panelistlerimiz var. Onlar kimler? Ben size kısaca onları özgeçmişlerini okuyarak tanıtmak istiyorum. İlk panelistimiz üniversitemizin rektörü, değerli hocamız, saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Tuncay Döveroğlu. Kendisi 94 yılında Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2003'te doçent, 2008'de ise
profesör unvanını aldı. Hava kirliliği ve kontrolü, çevre yönetimi ve mühendislik istatistiği konularında çalışmalar yapıyor, araştırmalar yapıyor. Hem uluslararası hem de ulusal alanda. Kendisinin bu kapsamda 100'ün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir de faydalı modeli var. Kıymetli hocamız Tuncay Döveroğlu 2004-2010 yılları arasında Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin dekan yardımcılığını, 2010-2016 yılları arasında ise aynı fakültenin dekanlığını yaptı. Geçmişte Kalite Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreteri, Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve sekreter saymanı, Avrupa Mühendislik Eğitimi ve Uluslararası Mühendislik Eğitimi Derneklerinin yönetim kurulu üyeliklerini yaptı. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda da yine üst düzey pozisyonlarda görevler aldı. Profesör Doktor Tuncay Döveroğlu, Haziran 2015'ten bu yana Yükseköğretim Kurumu Kurum Danışmanı, Aralık 2015'ten bu yana Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi, Eylül 2018'den bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü, Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyesi ve Kasım 2018'den bu yana ise İslam Ülkeleri Bilim Atıf Merkezi üyesi olarak görev yapıyor. Bir diğer kıymetli panelistimiz ise Türk Hava Yolları'ndan Sayın Özlem Salihoğlu. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Kariyerine 1994 yılında Türkiye Hava Yolları'nda Hat Yönetim Bölümünde mühendis olarak göreve başlamıştır. 96-98 yılları arasında ise İngiltere Pazarlama Yöneticisi ve Kore Müdürü, 1999-2010 yılları arasında Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Kıbrıs bölgelerinden sorumlu Satış Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2010-2012 yılları arasında İş Geliştirme ve Anlaşmalar Başkanlığı'nı yapmıştır. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın son derece önemli projeleri olan Miles and Smiles, CRM ve Müşteri İlişkileri Çağrı Merkezi alanlarındaki süreçleri yönetmiştir. 2012 yılında ise Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı olarak atanmış, hali hazırda Türk Hava Yolları'nın Star İttifakı üyeliği kapsamındaki süreçleri yönetmektedir. Aynı zamanda hava yolu işletmeleriyle Türk Hava Yolları arasındaki anlaşmaları ve yine ülkemizin ikili hava yolu taşımacılığı anlaşmaları bağlamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile olan ilişkileri yönetmektedir. Aramızda bir değerli katılımcımız daha var, panelistimiz var. Sayın Mehmet Büyükkaytan. Büyükkaytan ilk ve orta öğretimini Ankara'daki Yükseliş Koleji'nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden yüksek akademik başarı ile mezun olmuş ve Maltepe Üniversitesi'nde pazarlama iletişim alanında yüksek lisans derecesine sahip olmuştur. Kendisi halen bu alanda doktora eğitimine devam etmektedir. 1997 yılında Türk Hava Yolları'nda yolcu hizmetleri memuru olarak göreve başlamış, yolcu hizmetleri şefi, istasyon nöbetçi müdürlüğü, istasyon müdürlüğü ve yer işletme başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Büyükkaytan Türk Hava Yolları'ndan kendi isteğiyle emekliye ayrılmış, sonrasında da 2016 yılında İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi'nin operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirilmiştir. Bir diğer kıymetli katılımcımız Sayın Doktor Emre Serpen. Kendisi havacılıkta strateji, iş ve dijital dönüşümler ile bunların yanı sıra özelleştirme gibi konularda çalışmaktadır. 35 yıllık kariyeri boyunca 70 ülkede 100'ün üzerinde havacılık işletmesinde strateji ve değişim yönetimi projelerini yönetmiş, havayolu işletmelerinde strateji ve iş değişimi gibi konularda yöneticilik yapmıştır. Doktor Serpen 2010 yılında Londra'da kurulan, Dubai ve İstanbul'da da hizmet veren Troyavi Danışmanlık Şirketi'nin kurucu ortağıdır. Kendisi öncesinde Arup, Capgemini, Sabre, ICF, Intervistas, Bipro şirketlerinde havacılıkla ilgili bölümleri kurmuş ve yönetmiştir. Türkiye'de Türk Hava Yolları, TAV, MNG, HSBC, Denizbank gibi kuruluşlarla strateji ve özelleştirme konularında projeler yapmıştır. Türk Hava Yolları ve İTÜ'nün birlikte düzenlediği havacılık yüksek lisans programında da ziyaretçi öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Sahibi olduğu Troyavi danışmanlık firması bu yıl Ütikat ile birlikte Türkiye'nin dijital lojistik platform modelini geliştirme projesini yürütmektedir. Peki bu etkinliği yöneten moderatörünüz kim? Ben Deniz Profesör Doktor Ender Gerede.
Ben bu okulun ilk mezunlarındanım. 2 yıllıkken Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu iken 88 yılında Uçak Elektroniği bölümünden mezun oldum. 2 yıl kadar bu okulda, mezun olduğum okulda uçak bakım teknisyenliği yaptım. Bir bursla Bordo Teknik Üniversitesi'nde DEVS'te derecesi aldım bakım yönetim alanında. Yurda döndükten sonra burada öğretim görevliği yaparken Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim sistemindeki işletme fakültesinden mezun oldum. Yüksek lisans ve doktora derecelerim sivil havacılık yönetimi anabilim dalından, strateji ve yönetim doçentliğim. Hava yolu yönetimi ve emniyet yönetimi konularında dersler veriyorum, araştırmalar yapıyorum. Kıymetli katılımcılar, gerçekten aramızda çok değerli panelistler var, çok deneyimliler, çok bilgililer bu konuda ve onlara gerçekten yönelteceğimiz çok sayıda soru var elimizde. Fakat onların yoğun temposunu dikkate alarak, onlara verdiğimiz sözü de tutmak adına önemli gördüğümüz bazı soruları kendilerine yönelteceğim. Ve ilk soruyu bütün panelistlerimize ortak olarak yöneltmeyi düşünüyorum. Slide'da da görüyorsunuz sanırım. Üniversiteler ve havayolu yolcu taşımacılığı sektörü pandemiden nasıl etkilendi? Kendilerinden istirhamın 5'er dakikalık süre içerisinde kendi çalışma alanları bakış açısıyla etkilerini bizlere özetlemeleri ve böylece de sorunun ne olduğunu masaya yatırmamız. Ben saygıdeğer hocam, rektörümüzden başlamak istiyorum. Hocam buyurun, söz sizin. Üniversiteler acaba bu pandemi sürecinde nasıl etkilendiler krizden? Evet, çok teşekkür ediyorum Ender Hocam. Öncelikle böylesine değerli bir etkinliği, önemli bir günde organize ettiğiniz, birbirinden değerli panelistlerimizi buraya davet ettiğiniz ve 500'ün üzerindeki katılımcıyı da bu toplantıda bir araya getirmeyi başardığınız için öncelikle kutluyorum. Değerli panelistlerimiz başta olmak üzere tüm katılımcılarımızı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii ki 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık günümüzü de kutluyorum. Tabii üniversite tarafından bakacak olursak, üniversiteler tarafından, çünkü havacılık sektöründe uzmanlığı olan birisi değilim. O yüzden yükseköğretim sistemi anlamında ve havacılık alanına, havacılık sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve bunu yıllardır büyük bir başarıyla sürdüren ülkemizdeki ilk sivil havacılık okulu. Bu alana insan kaynağı yetiştiren ilk okul olması sıfatıyla da tabii ki hem genel olarak yüksek öğretim sisteminde hem de bu sektöre insan kaynağı yetiştiren bir okul olarak belki farklı bir açıdan da bakmak gerekebilir, ama genel itibariyle sorunuz tabii ki yüksek öğretim sistemi ve üniversitelerimize neler getirdiği konusuyla ilgili. Tabii hepimizin de bildiği gibi 11 Mart itibariyle Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti ve bu olağanüstü durum karşısında da hepimizin günlük yaşamı, iş yaşamı, alışkanlıklarımız hızla değişti ve bu değişimde pek çok sektörü etkiledi, ama burada en çok etkilenen tabii ki eğitim alanı, eğitim sektörü, sağlık sektörü, bununla birlikte iş dünyası, ekonomi ve daha pek çok sektör bu durumdan etkilendi ve hala da etkilenmeye devam ediyor. Tabii şu anda aşı haberleriyle birlikte bir miktar tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık, yüreğimize su serpildi desek de biraz daha bu sürecin etkilerinin devam edeceği, belirli bir süre devam edeceği, artık yeni normalle yaşamaya alışmamız gerektiği konusunu da hepimiz biliyoruz. Hepimizin malumu. Özellikle tabii ki yüksek öğretim sistemindeki etkiler nedeniyle diğer taraftan da muhtemelen diğer konuşmacılarımız çok daha üst düzey cevaplar verecekler, ama havayolu taşımacılığı diğer üniversiteler olmasa da bizim üniversitemizi etkiledi biliyorsunuz. Çünkü kampüsümüzde, üniversitemizde bir havalimanı var. Uluslararası uçuşa açık olan bir havalimanı. Tabii yolcu kapasitesindeki azalma bir önceki yıl ya da yıllara kıyasla bizi de farklı yönleriyle etkilemiş oldu. Ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi tüm eğitim basamaklarını ve yüksek öğretim sistemini, 1,5 milyar öğrenciyi, öğretmen, öğretim elemanı ve dolayısıyla ailelerini de derinden etkiledi. Ve Mart ortalarından itibaren de
biliyorsunuz yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitimle süreci devam ettirmeye çalıştık bahar yarı yılı ortasından itibaren. Pek çok ülkede yaşanan bir takım sorunlar, sıkıntılar tabii ki bizim ülkemizde de kendini gösterdi. Çünkü her ne kadar uzaktan eğitim desek de buna aslında acil uzaktan öğretim ismi verildi. Çünkü hazırlıksız yakalandık. Yani öğrenciler hazırlıksızdı, hocalar hazırlıksızdı, sistem, ekosistem hazırlıksızdı. Dolayısıyla hızla yayılan pandemi nedeniyle büyük ölçüde hazırlıksız yakalandığımız bu süreçte tabii temel eğitim ve orta öğretim kademelerindeki okullar ve yüksek öğretim her aşamasında, kademesinde de teknik altyapıların yetersiz olmasından kaynaklı, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının uzaktan öğretim konusundaki yetkinliklerini geliştirmek için yeteri kadar zaman olmaması, böyle bir zaman kısıtı olduğu için hızlı sürece başlama gerekliliği ve bazı öğrencilerin yine uzaktan sunulan eğitim-öğretim faaliyetlerine erişim konusundaki kısıtlılıkları, teknik yetersizliklerin bulunması gibi çeşitli sorunlar aslında. Bunların içerisinde belki biraz daha detaylandırılabilecek hususlar da var ama yine de buna rağmen, bu kadar soruna rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen bunların üstesinden gelebilmek ve kesintisiz şekilde bu faaliyetlerimizi, eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yürütmeye çalışmak için herkes çaba gösterdi. Burada ortak kaygı tabii şuydu, öğrenme kazanımlarından ödün vermemek, ölçme ve değerlendirmeyi mümkün olduğunca güvenli, güvenilir şekilde yapabilmek idi. Yani bütün çaba hala da onun üzerinde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu sadece bizim üniversitemizin, bizim ülkemizdeki üniversitelerin değil aslında tüm dünyanın konuştuğu konular. Tabii ki bir takım sorunlarla karşılaştık ama bana göre aslında bu dönemde ortaya çıkan sorunların büyük bir kısmı aslında COVID öncesinde de vardı ve bu döneme özel değildi diye düşünüyorum. Hem eğitim, öğretim hem diğer alanlardaki konularda ortada görünen ya da şu anda hissettiğimiz bir takım sorunları aslında bu dönemde daha fazla hissetmeye başladık. Ve bu sorunlarla da yüzleşmemiz için bu dönem bir araç oldu, bir vesile oldu diye düşünüyorum. Tabii ki tüm yaşanan bu zorluklara rağmen yine de ülkemizdeki yüksek öğretim sisteminin altyapısının sağlandığı, yüksek öğretim kurulunun sürecin başından bu yana asgari koşulları belirleme, çerçeveyi çizme ve yol yön gösterme şeklinde merkezi koordinasyonu sağlayarak esnek bir yaklaşım sergileme konusunda üniversitelerin önünü açma gayreti ya da bu konuda sergilemiş olduğu yönetsel yaklaşım üniversitelerimizin de altyapıları ve yetkinlikleri ölçüsünde aslında asgari kriterlere uyum sağlama çabası disiplinli bir şekilde hareket ederek de bu süreci mümkün olduğunca yetkinlikleri, yeterlikleri kapsamında da yönetme gayreti bu zorlukların aşılması konusunda da önemli bir rol oynadı diye ifade etmek isterim. Tabii ki hala süre gelen sorunlar var hiç kuşkusuz ama iyi niyetle bir şekilde üzerine gidilerek azaltılmaya, yönetilmeye çalışılıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bir uyum süreci. Bunu yönetme ve aslında kesintiye uğramadan kalite standartlarından eğitim öğretim kapsamında ödün vermeden ama diğer taraftan da tabii ki bir takım dengeleri de gözetmek durumundayız. Şu anda çok özel bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda sağlık riskleri hiç kuşkusuz hem öğrencilerimizin hem akademik kadromuzun, idari personelimizin ve ailelerinin sağlığı hem bedensel sağlığı hem ruh sağlığı her şeyin ötesinde. Dolayısıyla bir yandan ekonomi, bir yandan sağlık, bir yandan da eğitimde kalite güvencesini sağlayabilmek üzere hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ben bu vesileyle tabii bu sürece katkı sağlayan tüm hocalarımıza, öğrencilerimize, idari personelimize de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Umarım çok aşmamışımdır süremi. Yok hocam, tam zamanında. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Hocam sizin söylediklerinizden ben birkaç not aldım. Dediniz ki çok ani geldi, çok hazırlıksızlık. Ama şu çok dikkatimi çekti. Sorunlardan bazıları daha önce de vardı. Ama biz bu dönemde onlarla yüzleşmek durumunda kaldık. Bu benim çok dikkatimi çekti. Diğer dikkatimi çeken konu da
Yükseköğretim Kurumu'nun esneklik içerisinde bu süreci yönetmeye çalışması, bizim üniversitemizde ise hepimizin artık çok iyi bildiği kalite güvencesinden asla ödün vermeden bu operasyonu sürdürmeye, uyum sağlamaya devam etmemiz. Biz savcılıktan buna alışıktık kıymetli hocam. Bizim için zor olmadı açıkçası savcılar için. Bir de tabii ki bizim pilotaj eğitimimiz de var. Onda bazı aksamalar oldu. Tıpkı diğer eğitimlerde olduğu gibi havaalanındaki operasyonları da etkili, verimli ve sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalıştık. Biliyorsunuz hava yolu taşımacılığı havaalanlarında başlıyor. Ben bu nedenle bundan sonraki sözü Sayın Mehmet Büyükkaytan'a vermek istiyorum. Acaba Mehmet Bey, sizler için, sizlerin bakış açısıyla nedir, ne gibi bir sorunla karşılaştık, ne oldu? Kısaca yine bir 5 dakika içerisinde sizden almaya çalışabilirsek çok mutlu olurum. Tabii ki Ender Hocam, sağ ol bu söz verdiğiniz için. Ben de aynı şekilde bugün 7 Aralık olarak Dünya Sivil Havacılık Günümüzü kutluyorum. Şimdi pandemi esasen ilk başladığı zaman da baktığımızda ben diğer pandemilerden çok farklı olacağını düşünmüyordum hiç. O dünyayı da çok etkiledi ve bir anda bizleri de çok etkiledi. Halbuki biz 2020 yılına çok güzel başladık. İlk Ocak, Şubat ayındaki yolcu sayımız yaklaşık 10 milyon civarında yolcu. Ama Mart'ın ortasına gelen bu kapanmayla beraber bir an tuttuk. Nisan, Mayıs'ta neredeyse sıfır hacimle güç yaptık ki bu yaklaşık kargo seferleri ve tahliye seferleri olmak üzere günde bazen 3, bazen 5, bazen 10 sefer etkiliyordu, bazen 15 sefer. Tabii çok üzücü oldu ki bir sene önce açmış olduğunuz dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi, en büyük terminallerinden bir tanesi bir anda boş kaldı. Bu yolcu sayısı bakımından bizi çok etkilediği kadar aynı zamanda havacılık sektörünü de bir anda vurdu ve durdurdu herkes. Daha sonra yaklaşık Nisan'dan sonra, 1 Haziran'dan sonra yavaş yavaş uçuşlar başladı. Bu uçuşlarla beraber hani şu anda burada tabii Türk Hava Yolları'nın etkisi çok büyük. Baktığınızda biz Kasım ayı ve Aralık ayında Avrupa'daki en fazla uçuş yapılan havalimanı durumuna tekrar geçtik. Bu noktada güzel ilerliyoruz ama tabii tedbirler çok önemli. Rektör hocamın da söylediği gibi biz büyüklüğümüzün avantajını kullandık. Çünkü biliyorsunuz buradaki en önemli konulardan bir tanesi mesafe, işte maske ve temizlik. Bu büyüklüğümüzün avantajını kullandık. Ama tabii ki bu bizi etkilemedi mi? Çok etkiledi. Düşünsenize günde 1300-1400 seferlerden bir anda hiç sefere, 10 sefere, 20 sefere düşüyorsunuz ve şu anda da 1/3 noktasındayız. Hacimin yaklaşık %30-35'i 40'ı noktasında değişiyor ki günlük yolcu 150-170-180, hatta bazı günler 240 binlere çıkmışken şu anda en fazla 70 binlere gelebiliyor. Üzücü bir şey ama toparlayacağımıza inanıyorum. Bu tabii ki havacılık sektöründe bayağı bir değişiklik yapacak. Hazırlıklar ona göre ilerliyor. Zaten hani biz baktığınızda havalimanı olarak bu konuda çok proaktif davranarak hem kendi sivil havacılığımızla hem Havalimanları Birliği ACI'den, hem Avrupa'daki EASA'dan ilk sertifikaları aldık temizlik konusunda, hijyen konusunda. Bu konu bizim için havalimanı olarak şu anda iyi bir noktadayız ki yolcularımıza güzel hizmet veriyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sanırım şimdilik sözleriniz bu kadar. Doğru. Mehmet Bey. Ben de sizin söylediklerinizden de bazı notlar aldım. Tabii en büyük hakikaten terminallerinden birisi. Yeni açılmışsınız ve dünyanın görüp görebileceği en büyük havacılık krizi, hatta genel olarak en büyük kriziyle karşı karşıya kalmanız müthiş bir şanssızlık. İlk aylarda çok çok az bir trafiğin olduğunu not aldım. Ama yine olumlu yönde bir not almışım. Büyüklük avantajını kullandınız. Terminaliniz çok büyüktü, havaalanınız çok büyük. Ben de inşaat halindeyken ayrıntılarıyla gezme fırsatı bulmuştum, gezdirmiştiniz. Gerçekten de önemli bir avantaj ve işte siz bu zor koşullara uyumu sağlarken büyüklük avantajını kullanmışsınız. Bir yandan da proaktiviteye dikkat çektiniz, bundan not aldım.
hijyenle ilgili bütün sertifikaları çok hızlı bir şekilde alarak yolcuların bu konuyla ilgili de bir sorun var. Güvenini tekrar nasıl sağlarız bağlamında sanırım o soruya da cevap veren bir durum oldu. Çok teşekkür ediyorum. Onu detaylı daha sonra açıklayacağım için bir kısa üzerinden geçtim. Peki çok teşekkür ederim. Memnuniyetle dinlemek isteriz açıkçası bu konudaki deneyimlerinizi. Ben şimdi sözü Özlem Hanım'a vermek istiyorum. Yolculuk havaalanında başlıyor. Sonrasında da sistemin merkezinde tartışmasız havayolu işletmeleri var. Özlem Hanım, kuşkusuz sizler de bu krizden çok ciddi şekilde etkilendiniz muhtemelen. Aynı soruyu size yöneltiyorum. Sizden istirhamım 5 dakika içerisinde sorunu özetleyebilir misiniz? Ne oldu? Başımıza ne geldi? Tabii ben de öncelikle tüm katılımcıların ve paydaşların Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü kutluyorum. Covid sonrası havacılıkta yaşanan kriz, benim daha önce de gördüğüm bazı krizler vardı. 11 Eylül krizleri, SARS krizi Asya bölgesinde. Bu tabii çok daha başkaydı. Çünkü yani çok öngörülebilir bir durum olmadı ve tüm dünyada havacılık durdu. Herkes uçakları yere indirdi. Seferler yapılmadı. Mart sonu itibariyle, Mart-Nisan aylarında ülkelerin çoğu havalimanlarını notamladı ve sefer yapılmaz oldu. Düşünsenize herkes zaten evinden çıkmıyorken hani kimsenin havalimanına gidip uçağa binme gibi bir isteği de olmadı, motivasyonu da olmadı. Herkes bir bilinmezlikten dolayı öncelikle çok endişe etti. Hani ne olacak, ne koşullarda bulaşıyor, ne yapacağız? Özellikle havacılıkta da herkes uçağını yere koyduğunda en büyük endişe nasıl tekrar biz seferlerimizi yapabilir hale geleceğiz? Dolayısıyla o dönem ciddi bir tüm sektörde, IATA olsun, ICAO olsun ciddi çalışmalar yürütüldü. Ve bu virüsün aslında hani bulaşması ne şekilde olur, hava özellikle uçak içerisindeki kullanılan HEPA filtreleri sayesinde ne kadar minimum bir risk olduğu, hatta hiç olmadığı şeklinde çalışmalar yapıldı ve olabildiğince bunun üzerine dokümanlar hazırlandı. Havacılık camiasında hava yollarına ve diğer bütün teknik ekimlere, sivil havacılıklarla birlikte de çalışılarak yöntemler geliştirmeye çalışıldı. Bunun sonrasında yavaş yavaş bu çalışmaların da sonuçları dikkate alınarak özellikle Mayıs gibi hava yolları seferlerine başladı. En başta tabii tahliye seferleri oldu. Bu tahliye seferleri bulundukları yer diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarını taşımak anlamında ciddi bir ilk operasyonu oluşturdu. Onun haricinde de iç hat pazarı olan ülkeler özellikle iç hat seferleriyle ilk uçuşlarını başladı ve talebi test etmeyi sağladılar. En azından görme imkanları oldu. Sonra da Haziran itibariyle dış hat uçuşların normal planlama şeklinde başlanmaya çalışıldı. Tabii bu normal planlama derken tahliye seferi haricinde tarifeli sefer gibi planlanmaya çalışıldı. Tabii ki hiçbir zaman eski 2019 yılındaki frekanslar, uçuş sayıları, rakamlar yoktu. Herkes müferit karşı ülkeyle ayrı ayrı anlaşmalar ya da tekrar müzakereler yaparak eski hava ulaştırma anlaşmalarındaki uçuş haklarını tümden unutup yeniden müzakere ederek önce iki sonra üç şeklinde uçuşlara başladılar. Hatta bunun adını travel bubble koydular. Yani iki tane ülke kendi içinde sıfırdan oturup Covid sonrası kaç frekans yapabilir ve hangi şartlarla taşıma yapabilir belirlediler. Ve bu travel bubble'lar diğer taşıyıcılara da diğer ülkelerde de örnek olup sivil havacılıkların bazıları bunları uygulamaya başladı. Nitekim Temmuz, Ağustos gibi dönemde genel olarak çoğu havayolu dış hat uçuşları ile ilgili bir ilerleme sağlamış oldu. Tabii bu üçüncü çeyrek tüm hava yolları için iyi bir dönemdir. Bu üçüncü çeyrekteki talepleri ve olabildiğince koydukları kapasiteyle Eylül'e kadar geldiler. Eylül-Ekim'e kadar geldik diyeyim. Ama şimdi tabii ikinci dalga korkusuyla yine ikinci bir kriz beklentisi havacılıkta oluştu. Özellikle yeniden kapanmalar olduğu için. Ben şu ana kadarki kayıplarla ilgili şöyle bir iki rakam vereyim. Yani IATA'nın rakamlarıdır bunlar. %66 oranında ücretli yolcu kilometre dediğimiz pazarda bir küçülme oldu. Kapasiteler de aynı şekilde havayolları arasından
Yani hava yolları eski kapasitelerinin en fazla %30-%40'ını koyabilirler ki Türk Hava Yolları olarak biz bunu en çok yapabilenlerdeniz. Hatta Eurocontrol'ün istatistiklerine göre Avrupa'da en çok sefer icra eden hava yoluyuz. Dolayısıyla en fazla %30-40'a kadar sefer kondu. %66 oranında bu talepler alması oldu. Her şey 1/3'e düştü. Ve toplamdaki kayıp beklentisi yani zarar beklentisi IATA'nın rakamlarına göre tüm havacılık sektöründe yaklaşık 120 milyar dolar olarak belirtildi. Bunun 2021'de yaklaşık 40 milyar dolar olarak devam edeceği öngörülüyor. Çünkü COVID'in etkileri ne 11 Eylül ne eski SARS krizi gibi kısa dönemli olmayacağı, bunun çok daha uzun dönemde toparlanma olabileceği ve 2019 rakamlarına en erken 2024'te ulaşılabileceği yönünde çeşitli çalışmalar, simülasyonlar var, öngörüler var. Umarız ki bu aşı çalışmalarıyla birlikte bu 2024 daha geriye gelir. Ama yani 2022 dönemin 2022'den önce hava yolları için çok o eski güzel ve rahat dönemler olmayacağı beklentileri genel anlamda var. Dolayısıyla biz Türk Hava Yolları olarak genel bu tüm herkesin etkilendiği gibi tabii ki etkilendik ama hızlı, esnek faaliyetlerimizle, aksiyonlarımızla olabildiğince en az zararla atlatmaya çalıştık. Onu isterseniz dirençlilik tarafında daha detaylı anlatabilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten çok net, açık bir özet oldu. Şunları not aldım. İlk zamanlarda dediniz ki ben pek çok krize tanık oldum bu sektörde çalışırken. Ama bu kadar bilinmezliğin, bu kadar belirsizliğin olduğu bir kriz daha önce hiç görmedim. Diğerlerinden de son derece farklıydı. En önemli farkı da etkilerinin çok çabuk bitmeyeceği, 4-5 yıllık bir zamana kadar yayılabileceği idi. Bir de şunu gördüm, not aldım. Dediniz ki her şey 1/3 oranında azaldı. Ve 1/3 oldu. Yani %66 azaldı, 1/3'e geldi. Evet. Doğru. Özür dilerim. Doğru söylüyorsunuz. Ben de onu demek istemiştim. Ama bütün bunlara rağmen çok hızlıydık, esnektik. Sayın Mehmet Büyükkaytan'dan da aslında buna benzer açıklamalar işitmiştim. Avrupa'da en iyi trafik rakamlarına ulaşan demek ki havaalanları ve havayolu işletmeleri yine ülkemizden çıktı. Sanırım biz krizlere biraz daha mı alışığız Özlem Hanım, Mehmet Bey? Bunu belki dirençlik tarafında hakikaten ayrıntılarıyla konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi de sözü Sayın Doktor Emre Serpen'e vermek istiyorum. Emre Bey, hakikaten küresel ölçekte müthiş deneyimleriniz var danışmanlık ve strateji yönetimi konusunda. Bütün dünya sektörünü tanıyorsunuz diğer katılımcılarımız gibi. Bu konuda da tahminler de yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Sizden de şöyle bir giriş alalım. Size daha ayrıntılı sorular yönelteceğiz ama bu 5 dakikalık süre içerisinde size göre ne oldu havacılıkta? Peki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Mehmet Bey, değerli durumu. Ne ekleyebilirsek. Yani biz de bir danışmanlık firmasıyız. Bu tip şeyler bizim için sonuçlar pek ani oldu. Bizim bir sürü projelerimiz vardı. Bu sene yapmamız gereken işte Suudi Arabistan, Hindistan, İngiltere falan değişik şeylerdi, müşterilerle. Bir kere hepsi bir anda durdu. Yani Mart'ta başlayacağımız projeler vardı. Hava alanı stratejisi, hava yolu stratejisi üzerine. Herkes bir durdu. Ondan sonra biz bir tahmin yaptık. Bugün konuşacağız daha sonra. Mesela SARS krizine baktık Çin'deki. İşte bu da herhalde global ölçekte olur dedik. Onları aldık. %50 düşer düşündük. Çok daha kötü oldu. 1/3 dedi Özlem Hanım. Bayağı düştü yani. Hem RPK'ler hem demand hem kapasite. Sonra Nisan ayında bizim bütün tanıdığımız çevreler, bütün Amerika'da, Asya'da, Orta Doğu falan herkes bir arayışa girdi. Ya ne olacak, ne bitecek? Çünkü daha önce böyle bir şey olmadığı için herkes evden çalışıyor, herkes toplantılara başladı. Çeşitli öngörüler çıktı, onları birazdan konuşacağız. Yani genelde hava yolları mesela karlılık fokus vardı, safety fokus vardı. Şimdi virüsün uçakta olmaması çok önemli bir fokus ve güven telkini hava yollarının. Yani hava yollarının hangileri ileride kazanacak? Virüsü uçağa sokmayanlar,
kendi müşterilerine güven telkin edenler ve bu konuda bir sürü havayolu değişik stratejileri girmeye başladı. Şimdi sizin sonu üniversitelere olan impact, oraya bakarsak şu ana kadar havacılık sektöründe iflaslar var ama çok büyük bir iş kaybı olmadı. Ama bu yani bu paketler falan bir yere kadar devam edecek. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun. Sonuçta 225 bin kişinin işini kaybedeceği söyleniyor. Biz bir sürü panele davet edildik Avrupa'da. İşte bu üniversite, yani havacılığa girmek isteyen talebeler diyelim, havacılıkla enteresi olan gençler ne olacak? Girsinler mi, girmesinler mi, nerelere yönelsinler? Bu tip çok konuşmalar oldu. Üniversitelerin yapacağı şey, yani havacılıkta çalışanların profilleri değişmekte ve değişecek. Özellikle bu dijital çalışma yöntemleri istenilen talebi değiştirecek. Üniversitelerin bu yeni talebe odaklanması lazım. Mesela dijital çok önemli. Mesela şahsen benim oğlum Hakan Imperial College'da uçak mühendisliği okuyor son senesi. Dedi ki ya baba dedi ben şimdi finansa geçeceğim dedi. Oğlum ne oldu dedim. Dedi bak dedi havacılık ne durumda dedi. Bize bankalar geliyor dedi. Bize algoritma yazıyor dedi. Yani bu tip şeyler şimdi var. Yani havacılık üniversitelerinin değişen talebe göre şeylerini konumlamaları önemli. Şimdi isterseniz şeyleri bırakalım. Detaylı biz zaten konuşacağız birazdan. Bir iki slide hazırladık. Detayları orada şey yaparız, konuşuruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten siz de çok güzel bir giriş yaptınız. Şöyle notlar almışım. Nisan'da insanlar ilk nasıl diyelim etkileri göğüsledikten sonra silkindiler ve bir arayışa girdiler. Şunu not almışım. Karlılık ve emniyet en önemli odak noktalarından birisiyken yolculara güven telkini ve onları sağlıklarını korumak daha önemli bir fokus, odak noktası haline geldi. Aslında çalışanların ve yolcuların sağlığını da safety, emniyet bağlamında sanki ele alabiliriz gibi. Ve şöyle bir önemli bir saptamada bulundunuz. Gelecekte en iyi uyum sağlayanlar ve ayakta kalanlar virüsü uçaklarına sokmayanlar olacak dediniz. Bir yandan da güzel bir umut verdiniz gençlere. Öğrencilerimiz de bizi takip ediyorlar eminim. Çok büyük bir işi kaygı yok ama diye de devam ettiniz. Sanırım ayrıntısını sizden dinleyeceğiz. Yine çok önemli bir notum oldu. Öğrenciler için, çalışanlar için önemli bir kayma olacak profilde. Bu dijitalleşme devreye girdi. Yine herhalde yazılım, algoritma, bunlara da dikkat çekmek istediniz. Çok teşekkür ediyorum. Katılımcılarımızdan, panelistlerimizden kıymetli bilgiler aldık. Ben müsaadenizle tekrar PowerPoint sunuma geri döneceğim, paylaşacağım ve ikinci soruyu yönelteceğim sizlere. Sanırım ekrana geldi sorum. İkinci sorum şu şekilde. Havayolu yolcu ve kargo taşımacılığı talebi gelecekte nasıl etkilenecek? Krizin olumsuz etkileri ne kadar sürecek? 2019 yılı değerlerine ne zaman geri dönülmüş olacak? Bunu Emre Bey'e yöneltmek istiyorum. Emre Bey lütfen sizinle devam edelim. Buyurunuz. Peki, çok teşekkürler. İzninizle bir iki slide hazırladık. Tabii ki. Ben şimdi kendi slide'ımı kapattım. Lütfen tamam. Buyurun şu anda paylaşabiliyor olmanız gerekiyor. Peki, çok teşekkürler. Bunu 8 dakikada yapmaya çalışacağız. Yani hızlı geçelim. Soru cevap kısmını bırakalım sorular olursa. Çok zaten teşekkürler. Genel resim gayet iyi özetlendi. Şimdi daha önce de Özlem Hanım'ın da dediği gibi bakın şu ana kadar etkisi yani unprecedented. Daha önce görülmüş bir şey değil. Bu RPK koltuk gelir. Bizim havacılıkta önemli bir terim. 838 bilyondan 419 bilyona düştü. Bakın ne kadar birden bir düşüş. Mesela 9-11 çok kötüydü havacılık için değil mi? Öyle bilinirdi. Bakın ne kadar ufak. 9-11'deki impact. Bu yani hiç daha önce görülmemiş bir şey. Ve impactler çok fazla. Uluslararası uçuşlar, yani şu aşağıdakine bakarsanız, bilmiyorum benim şey gözüküyor mu ok. Soldaki gözüküyor. Diyelim, gözüküyor. %60-%80 arasında. Domestik, yani memleket içi uçuşlarda Çin ve Rusya
neredeyse eski değerlerine dönmüş durumda. %-2.8, %-2.7. Yani iyi şeyler var, pozitif gelişmeler var. Hem de mesela düşünürseniz, diyeceksiniz ki ya Çin'de zaten şeyi durdurdular COVID'i ama Rusya'da öyle bir durum yok. Ona rağmen herkes seyahate geri döndü. Bu pozitif bir şey. Şimdi mali şeye bakarsak, toplam gelir kaybına bakarsak aşağı yukarı 800 billion US dolardan aşağı yukarı 320-400'lere düşmüş durumda. Kargoda bakıyorsunuz kırmızı, hiçbir eksilme yok. Kargo devam etti. Ama yolcu hava yolları ve hava alanlarında tabii bunun önemli bir etkisi var. Şimdi biz 2000 Mart ayına dönelim. Biz Mart ayında bir baktık ne olacak diye, bu şok oldu herkes, biz de şok olduk. Ondan sonra bu şeye bakarsanız bu enteresan. Bakın şu mavi SARS, şu sol taraftaki bu Financial Times, Bain firmasının yaptığı. Biz ona baktık. Ya dedik bu sırf Çin'i etkilemez, bütün dünyayı etkiler. Proeve olarak Mart başında bir forecast yaptık. Görüyorsunuz. 2019 şurada mavi, bu sağ tarafta ASK Billions diyor. Sonra iyi dönüşüm, kötü dönüşüm dedik. Aşağı yukarı %50 olacağını düşündük. Ama sonra Mart sonu itibariyle %80 kayıp oldu. Yani bakarsanız şurada %80'e düştü. Bu tabii kimse bunu beklemiyordu. Bu çok şey oldu. Şu anda yani Özlem Hanım da dediği gibi IATA'nın görüşü geri dönüş 2024 yılı aşağı yukarı. Ama şimdi biraz bakalım, çeşitli çalışmalar var. Bu gene bizim her ay biz global tahminler yaparız. ASK forecast, capacity forecast. Bakın Temmuz ayında yaptığımız forecast mavi, geri dönüş %80'e çıkacak gibi düşünüyorduk. Yani önümüzdeki 2021 birinci quarter sonucunda. Sonra ikinci dalga başladı, ikinci phase başladı. Yani Eylül ayındaki kırmızı şurada veya portakal rengi diyelim. Bu %8'den %60'lara düştü. Bu en son Ekim ayında yaptığımız forecast. Bakın bayağı bir düşme var. Özellikle Avrupa'da. Avrupa'da çok fazla var. %50'lere kadar düştü. Yani kolay bir geri geliş olmayacak. Ve bu esnada, bizim bunu yaptığımız esnada bu aşı haberleri başladı. Şimdi şu çalışma çok herhalde yapılan en detaylı ve kapsamlı bir çalışma. Bu IATA dışındaki. Burada hem kuantitatif metodlarla hem forecastingle hem bütün interview'larla filan, bu Bain firmasının yaptığı bir. Burada 4 tane senaryo var. Anchor dedikleri şu anda beklenen senaryo. Yani %80 düştü, sonra işte öyle yavaş yavaş düzelecek. Normal senaryo kırmızı. Mavi olan, yani açık mavi olan, yeşil olan pozitif senaryo. Burada daha iyi, hızlı iyileştirme tedbirleri. Siyah olan iyice kötüleşmesi. Şimdi biz bakarsak bu Ağustos ayında yapılan bir çalışma ve de aşı filan daha yoktu o zaman. Aşı bulunması filan, bu tip şeyler yoktu. Herkes çalışıyordu aşı üzerine. Yani aşı bulundu haberi şu anda bu bilim adamlarının Almanya'da bulduğu hepimizi çok mutlu etti. Öyle bir haber yoktu. Şimdi burada onların görüşüne göre IATA ile örtüşüyordu. Bakın şeye bakarsanız Anchor kırmızıya 2023'ün sonuna kadar hala %80'lerde falan. Ve de şu anda bakarsak nerede olduğuna piyasanın aşağı yukarı %50, %45, %50 hala buradayız. Ama şimdi ne oldu? Bu aşı bulundu ve aşı uygulanmaya başlanacak. Şimdi bunların araştırmayı yapanların, simülasyonları yapanların şeylerine göre, assumptionlarına göre Nisan 2021'de başlarsa aşı uygulanması 2023 yılına bir yıl önce dönülebilir. Yani 2024 yerine 2023 yılında dönülebilir. Şimdi bu aşı uygulaması başlıyor. Bu ne demek? Bu iyi haber. Bu yani 2023'ten biraz daha öne de çekebilirsiniz. Şu anda en güzel görüş bizim açımızdan bu. Şimdi ileride ne olacak? Kısaca onlara bakalım. Hızlı geçeceğim yalnız. 8 dakika olduğumuzu biliyoruz. 8 dakikamız olduğunu. Şimdi hava yolları azalacak. En güçlüler kalacak. Diyelim sizin deyiminizle en etkin, sustainable olanlar olacak.
Ortalama 8,5 ay paraları var bütün dünyadaki hava yollarının. Yani 8,5 ay içinde paraları bitecek. %62 doluluğun altı bütün dünyada hava yolları için zarar. Şimdi bakarsak net profit, bu 120 billion kayıp mavi göreceksiniz. EBIT margin %100'lerden işte %80'lere doğru 2021 yılında düzelmesi bekleniyor. Şimdi bu sosyal mesafe tabii çok önemli. Delta'yı biliyorsunuz, orta koltuğu boş bırakıyorlar. %70'in altında, yani doluluk oranı öyle bir miktarın üstünde olması ki lazım ki kar etmesi lazım havayolunun. %77'nin altına düşerse %54 fiyat artması bekleniyor. Yani kısa vadede fiyatlar ucuzlayacak. Çünkü hava yolları çekmeye çalışıyor. Yolcuları gelin uçun kampanyalar yapıyor. Ama uzun vadede kesinlikle hava yollarının azalması sebebiyle ve sosyal mesafe sebebiyle fiyatlarda artışlar bekliyoruz. Bu iş seyahatleri %75'e düşecek. Yani bu bir daha geri gelmeyecek. Öyle gözüküyor. Neden? Çünkü herkes alıştı. Herkes evden yapıyoruz zaten. Zaten %40 iş seyahatlerinin driver'ı şirket toplantıları. Şirketler toplanıyorlar, bir araya geliyorlar. Bu toplantıları evde yaparlarsa, yani sanal ortamdan yaparlarsa seyahate gerek yok. Yani orada bir azalma olacak. Sosyal mesafe hava alanı kapasitesinde %20-%40 azaltma durumu var. Özellikle Avrupa'daki hava alanları için bu önemli. Bu Özlem Hanım bahsetti, travel bubble'lar. Bunlar önemli. Mesela Katar, Maldiv'deki bazı şeylerde, Katar Hava Yolları, Maldiv'deki bazı şeylerle, otellerle, Swoop, Jamaika'da, Virgin Atlantic Escape Pass çıkardı. Yani nedir? Ben mesela diyelim Karibiyen'e gitmek istiyorum diyorsunuz. Size okey diyorlar ama iki hafta içinde size gidebileceğiniz oteli şey yapıyorlar. Yani burada yolculuk ve kalış virüs free. Onu garantiliyorlar. Yani onu garantilemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de immunity pasaport çıkması bekleniyor. Bu Oliver Wyman firmanın yaptığı bir araştırmaya göre yurt içi uçmayı planlayanlar şu anda %58. Şimdi biz bir proje yaptık, bizim müşterilerden bir tanesi. Bu inovasyon bölümüyle, hangi hava yolu olduğunu söylemeyelim. Burada neye baktık? Bir, yolcular için önemli olan neler var? İki, bu sustainability veya resilience açısından hava yolunu çalışanları neler düşünüyor? Bu çok büyük bir çalışma oldu. 20-30 bin kişi katıldı. Buradan bazı şeyleri özetledim. Yani hava yolu çalışanların önerileri, mesela yolcular için biz yolcuları nasıl memnun edebiliriz? Nasıl bir güven verebiliriz? Mesela iş seyahatleri için yolculara VIP, CIP araba tahsis edebiliriz. Yani biletlerini alırken bir daha otobüse bineceğim, metroya bineceğim filan, o tip şeyleri olmaz. Bu pilot ve kabinler için rosterlar tasarlanırken COVID'e göre tasarlanması. Bu ne demek? Mesela 15 gün evinde oturabilir ailesiyle. Yeni bir lisan öğrenebilir, programlama öğrenebilir, yeni bir şeyler öğrenebilir, kendini hazırlayabilir. Yani bu mesela rostering'e yeni bir parametre olarak bunun girmesi. Tüm çalışanların aşı, PCR, şeffaf maskeler, dezenfekte şapkalar, bunların acil olarak dağıtılması hem çalışanların içi hem de güven verme açısından. Mesela bazı hava yollarına bakarsanız sanki hepsi doktorlar gibi giyiniyor artık. Singapur havaalanları falan tamamen sterilize. Bagajların dezenfekte edilmesi, bagajlar için özel kağıttan ve naylondan böyle şeyler, paketler verilmesi, ailelerin birlikte oturabilmesi, yani bir ailenin çocuklar, anne baba falan ayrı yerlerde oturması, bu durdurulması, aylık ödemelerle uzun vadede yolcuları teşvik edici, bağlayıcı kampanyalar, yani uçmayı unutmasınlar diye. Bu mesela bir enteresan bir şey oldu ve bunların bir sürü şeyi uygulandı şu anda o hava yolunda, onu biliyoruz. Bu mesela diğer bir şey, yolcu beklentileri, bu PROS firmasının yaptığı bir şey. Yani mesela ne diyor? Travel insurance diyor, yani insurance. Orta şeyi kesinlikle boş bırakın diyor. Boş bırakmasını istiyor yolcular. Maske istiyor ondan sonra. Sanitary screen pop-up istiyor. Bu
havayolu çalışanlarla yolcuların beklentileri arasında çok büyük örtüşmeler var. Bu da çok büyük bir araştırma. Amerika'da yapılmış. Biraz hızlı geçelim. Son olarak bitirmeden kargoya bakalım. Kargo tabii bright spot. Herkes için, bütün havayolları için bir yerde çok önemli. Yani eskiden kargo fazla önemsenmezdi havayollarında. Şimdi en önemli şey oldu kargo. Neden? Çünkü gelir açısından çok büyük şeyi var. Ve hava alanları açısından da kargo çok önem kazandı. Bu yani en önemli değişikliklerden biri olacak. 2020-2024 sürecinde Dünya Ticaret Örgüsü ve Dünya Ticareti'nin yavaşlamasına rağmen çok önemli bir yavaşlama var. Bunu biz 2019 yılında, ben yani son yıl bir yöneticiydim bir havayolunda, onu gördük. Ona rağmen bu e-commerce, özellikle bu bilgisayar üzerinde herkes alım yapıyor. Onun yüzünden hala %5 üzerinde büyümesi beklenmekte. Bu çok önemli. Ağustos ve Eylül itibariyle chargeable ton kilometre %12, %8 azaldı. Bir önceki yıla göre. O zaman diyeceksiniz, kargo fiyatları niye arttı? Onu bir sonraki slide'da anlatalım. Bu da bizim Travel olarak yaptığımız forecast. Bunu biz yine Mart ayında yapmıştık. Yani World Trade Organizasyonu, Dünya Ticaret Örgütü'nün bir optimistik, bir pesimistik forecast'ini yaptık. Ne gördük? İşte aşağı yukarı görüyorsunuz zaten. Ya %15 ya %8-9 öyle bir azalma öngörüyordu, öngördük. Bu da zaten oldu. Ağustos, Eylül oldu. Ondan sonra hızla yıl sonuna kadar aşağı yukarı eski kapasitelere dönmesi, onu da öyle olacağını görüyoruz. Ondan sonra da eski halinden daha da iyi olması. Bir de özellikle bu pharma konusu, pharma ve online express konusu çok daha hızlı büyüme, high yield, yani çok kilogram başına çok daha fazla gelir olan, o tabii bir fırsat tüm havayolları için. Şimdi burada bakarsak soru neden? Yani kargo talep azaldı %10, fiyatlar niye arttı? Onun sebebi de burada. Görüyorsunuz bu kompozit bir forecast. Bunu biz her ay yapıyoruz bütün dünya piyasalarında. Burada belly, yani yolcu uçaklarının belly kapasitesi, kargolarının koyduğu yer, o bagajların koyduğu yer, o %80 azalınca, bakın aynı süreçte kargo yield aşağı yukarı sarı 2019 1.8 falandır, 4'e fırladı bu %80. Sonra belly kapasitesi geri gelmeye başladı. Yıllar azaldı. Nereye kadar azaldı? 2.5'lara kadar filan azaldı. Sonra bakın burada, daha önce söylemiştik, ikinci dalga başladı. Ve tekrar kapasiteler azalmaya başladı, belli kapasiteleri. Dolayısıyla düşeceğine tekrar yüksek kaldı. 2.8'lerde. Yani bu ne demek? Hava yolları için kargodan önümüzdeki süreçlerde önemli bir şekilde gelir kazanılabilir. Kusura bakmayın, biraz hızlı geçtim. 8 dakika içinde yapmaya çalıştım. Ama sorularda şey yaparız daha sonra. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Sayın Emre Serpen. Evet, sunumunuzu kapatabilirseniz çok mutlu olacağım. Evet, kapatalım. Eğer o kadar kıymetli bilgiler verdiniz ki doğru not alabildiysen, şöyle önemli noktaları özetlemeye çalışacağım. Şu anda güvenilir olduğunu düşündüğünüz tahmin 2024 yılında 2019 değerlerine geri dönecek olmamız. Ama diyorsunuz, Nisan ayında eğer aşılar uygulanmaya başlanırsa yaygın bir şekilde, bu 2023'e bir yıl kadar geri çekilebilir. Bu tablonun güzel olan tarafı dediniz. Bir diğer not aldığım nokta, bir takım destekler var havayolu işletmelerine ama 8,5 ay sonra bu para bitecek büyük olasılıkla dediniz. Bir diğeri, aşağı yukarı %62'lik bir doluluk oranı bizim için anahtardır. Onun altına düştüğü zaman havayolu işletmeleri pek kâr elde edemez. Ama efendim, güveninizi nasıl kazanırız yolcuların, sizlerin diye sorduğumuzda, yolcular da diyor ki orta koltuğu boş bırakın. Evet. O zaman da bu doluluk oranlarının yakalanması gerçekten sıkıntılı diyorsunuz. Rekabet azalacak çünkü havayolu işletmelerinin bazıları maalesef piyasadan çekilmek zorunda kalacak. Ve bu da bilet fiyatlarını, maliyetlerin de artmasıyla birlikte artıracak diyorsunuz. Ve yolculuk ve
kalışı bir araya getiren paket programlarda virüsten arındırılmış olanı garanti altına alınmaya çalışılan yeni inovatif paketler devreye giriyor. Bu uyum sağlamanın yollarından birisi diyorsunuz ve yolcuların uçmayı unutmamaları lazım. Unuturlarsa güveni tekrar geri getirmek zor olacak. Ve yine önemli bir araştırmadan söz ettiniz. Havayolu işletmelerinin çalışanları ne bekliyorlar tekrar güveni sağlamak için? Yolcular ne bekliyorlar? Burada gerçekten hepsini tekrar anlatmayacağım ama önemli noktalar vardı. Kargo fiyatları birden yükseldi. Çünkü havayolu yolcu taşımacılığı durdu. Frekans o kadar fazla, uçuş ağı o kadar büyük ve geniş ki yolcu taşımacılığında dünyanın dört bir yanına istediğiniz an kargo gönderebiliyordunuz. Ama şimdi bu yok. Olmayınca da bu sefer tabii ki kapasite azaldı. Kargo fiyatları arttı. Düşmeye başladı ama geri gelmeyecek diyorsunuz. Bu da sanırım Özlem Hanım'a muhtemelen sorulacaktır. Türk Hava Yolları'nın önemli bir stratejik kararı var galiba. Turkish Kargo kurmak gibi, bunu basından takip ettik. Diyorsunuz ki kargoda önemli bir gelir kapısı, uyum sağlamak ve başa çıkmak için kargoya yönelmelerinde fayda var. Doğru özetledim mi? Çok güzel özetlediniz. Peki. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ediyorum. PowerPoint sunumu tekrar paylaşacağım sizlerle ve bir sonraki soruma geçeceğim müsaadenizle kıymetli katılımcılar. Bir sonraki sorumuz da şu. Şimdi geri dönelim, tekrar havaalanıyla başlayalım. Başarılı bir geri dönüşte, recovery'de ve yolcuların güvenini tekrar kazanmak için havaalanlarına ve yer hizmeti işletmelerine düşen roller nelerdir? Havayolu bağlamında Emre Bey bir takım ipuçları verdi. Havaalanı yer hizmetlerini Sayın Büyükkaytan'a soralım. Ama bir de onun yanına bir soru daha ekledim Sayın Mehmet Büyükkaytan. Acaba bu süreçte üniversitelerden beklentiniz var mı? Size yardımcı olabilir miyiz? Nasıl olabiliriz acaba? Buyurun. Ben hocam tekrardan teşekkür ediyorum. Buna başlamadan önce belki şunu da konuşmamız gerekebilir. Tabii biz hep baktığımız zaman forecastlere, tahminlere 2019'a gidiyor. Halbuki bizim öngörümüz daha ileriydi. Yani bu sene 2020'de örnek veriyorum, biz İstanbul Havalimanı olarak 75 milyon yolcu bekliyorken büyük bir anda şu anda belki 30 milyon yolcuyla kapatabilir miyiz diye duruma, ki bu bizi çok etkiliyor. Yani oraya baktığımız zaman kaybımız bizim 2019'a göre çok daha fazla. Anladım. Şimdi burada şöyle de bakmakta fayda var. Şimdi yolcuların önlemler çok önemli. Burada biz havalimanındaki önlemlerimizi çok hızlı bir şekilde, yani bu kalan süre zarfında, kapalı kaldığımız süre zarfında hemen aldık ve hayata geçirdik. Bunları da sertifikalarla beraber nasıl diyebilirim, yolcularımızın güvenini sağlayabilmek için, bu sadece yolcularımızın değil ki burada çalışan arkadaşlarımız da güvenini sağlayabilmek için bunu da belgelendirmiş olduk. Bunlar önemli noktalar. Yani baktığınızda artık havacılıkta, terminal alanında çok şeyler değişti. Şimdi Emre Bey'in bahsettiği gibi daha önceden biliyorsunuz havalimanlarında kapasite hava kapasitesiyle ölçüldü. Hava kapasitesi ne kadar sonra bakıyordu. Artık bu süreden sonra, bu zarftan sonra büyük ihtimalle bu pandemiden sonra biz şunu yaşayacağız. Havalimanı kapasitesi terminalin kapasitesiyle ölçülecek gibi geliyor. Çünkü terminalinizde belli şartlar var. İşte yolcuların sosyal mesafe alanları sağlaması gerekiyor. Bu noktada biz iyi bir noktadayız ki yaklaşık 1.4 milyon metrekare büyüklüğünde bir terminal alanımız var. Yolculara böyle bir seyahat rahatlığı sağlayabiliyoruz. Baktığınızda, geriye dönük baktığınızda havalimanlarında işte uçaklarımızda HEPA filtre kullanılıyor. Biz havalimanımızda %100 temiz havayla bir hizmet sağlıyoruz. Büyük ihtimalle bundan sonraki dönemlerde bunlar hep diğer havalimanlarına şey gösterecek. Yani %100 hava, temiz hava koyulması, çeşitli diğer önlemler. Hani yolcunun ilk daha girişten itibaren bütün yolcularımızın, bütün personelin, havalimanında çalışan personelin bir dezenfekte olmuş şekilde içeri girmesi sağlanacak. Yani bunlardan bir tanesi işte belki paspastır, bizdeki örneklerden bir tanesi. Yerde dezenfekte paspaslarımız var, ayaklardan kullanıyor. Veya X-ray'lerdeki ultraviyole sistemler, ki bu bagajların hepsi ultraviyole oluyor havalimanına. Şu anda giden yolcunun bagajları, transfer bagajlar değil, aşağıda değil ama yukarıda bütün bagajlar şey oluyor, sistemden geçmiş oluyor.
veya yolcunun çok fazla dokunabileceği alanlarda hep ultraviyole şekilde bir temizlik sistemi kurduk. Yani bunlar nedir derseniz, bunlar hep yolcunun bu yürüme bantlarında veya yürüyen merdivenlerde el konulan yerler hep ultraviyole şekilde anlık olarak temizleniyor. Ki bunun dışında biz elle de temizliğe devam ediyoruz. Havalimanının tamamı haftada bir dezenfekte sistemi kullanılıyor. Yolcularla personelin arasındaki plexiglasslardan tutun, maske ve mesafe noktasında yolculara uyarılar yapıyor. Bu tabii ki sadece hani havalimanının yapacağı bir şey değil ki. Hani Türkiye'de de görüyoruz bunu baktığımız zaman tüm insanların bu noktada daha duyarlı olması gerekiyor. Biz hani şöyle bir farklı bir nokta daha getirdik örnek vermek gerekirse. Havalimanımızda bizim yaklaşık 150 tane personelimiz hijyen ekibi olarak bulunuyor. Bunların tek görevi havalimanında hijyenle alakalı uyarıları hem personele hem yolcuya yapmak. İşte maske kafalarında, ellerinde termal kamera veya kafalarında bir şeyle görüntü alma şeklinde kasklarla beraber dolaşaraktan yolcuların aynı anda ateşlerini ölçüyor. Bunlar yolculara güven verecek şekilde uygulanması gerekiyor. Bu yolcular bu güveni aldıktan sonra sadece tabii ki bir havalimanına alacağı altyapılar noktasında değil, hem yer hizmet kuruluşları hem de hava yollarının hep beraber bir kümülatif bir şekilde aldığımız önlemleri yolcuya güzel anlatmamız gerekiyor ki bu şekilde ilerleyelim. Bunun bir örneğini biliyorsunuz, Turizm Bakanlığı yaptı yazın başında, Haziran ayı başında. Hani havalimanından itibaren uçakta ve otellerdeki alınmış olan önlemleri anlattılar ki bu güzel bir şeydi. Bunu bizim belki global anlamda tüm dünyaya anlatmamızda fayda var. Niye bakıyorsunuz? Yani baktığınızda İstanbul Havalimanı bir hub havalimanı. Yani ileri dönemlerdeki benim hani hissettiğim, tabii Emre Hocam daha güzel açıklayacaktır. Büyük havalimanları, hub havalimanları belki hayatlarına devam edebilecek ama küçük havalimanları noktasında biraz daha zor anlar geliyor gibi gözüküyor. Burada bir başka özellik, büyük ihtimalle bu şekilde devam ederse işte PCR merkezlerinin havalimanlarında kurulması. Bizde bir 5000 metrekarelik şu anda PCR merkezi var. Yaklaşık 12.000 test yapma kapasitesine haizler. Ve şu anda son çıkan izinlerle beraber Çin uçuşlarına, o zamanı daha iyi belki anlatacaktır, transfer yolculara da PCR yapılması gündeme geldi ki bununla ilgili de biz hava tarafında, yani dış hatlar hava tarafında ve transfer noktasında PCR alanları oluştu. Yolculara burada da bu testler yapılaraktan hem antijen hem antikor ve hem PCR testleri yapılma imkanı sağlayacak. Yani seyahat biraz daha değişiyor. Bu noktadaki yani en büyük bize düşen, hani biraz önce söylediğim, seyahatin türü değişmeye başlıyor. Biraz daha insanla temas azalaraktan dijital bir seyahate doğru ilerliyoruz. Ki hani bu eninde sonunda olacaktı. Bu biraz daha hızlanmaya başladı, dijital seyahat. Bu pandemi sayesinde daha da süratleneceği gözüküyor. Yani her şey kontaktlı şekilde ilerleyip uçağa geçip uçağa bindikten sonra seyahatinizi sağlayacaksınız şeklinde. Bu noktada da bir sizin hani biraz önceki belki son soruya olan etkisi şu olabilir. Üniversitelerin bu noktada bu dijitalleşme konusunda daha ileri neler yapabiliriz onlara bakmaları gerekebilir ve yetiştirdikleri öğrencileri bu konuda daha iyi eğitmeleri gerekecek. Çünkü biz şu anda baktığınızda işte biyometri noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yani yolcu testlerimiz başladı. Yolcu biyometriyle havalimanına girdikten sonra check-in'i yapıp pasaporttan geçip uçağa binmesini sağlamak üzere çalışmalar başladı. İlk denemeler yapıldı. Birkaç tane hava yoluyla denemelerimiz devam ediyor. Belki yani bir 3-4 aya bu konuda eğer izinler de alınabilirse direkt biyometriyle tüm yolcunun seyahatini sağlamaya başlayacağız. Doğru anladıysam hemen araya girebilir miyim? Tabii. Terminale girdiği andan itibaren görüntü işlemeyle kimlik mi alacaksınız? Check-in alanlarında görüntü işlemeyle beraber kimliğini alıp eşleştirdikten sonra tüm noktalardan bu şekilde ilerleyecekler biyometri sayesinde. Anladım. Çok teşekkürler. Buyurun. Şimdi hani baktığımız zaman bu virüse topyekün, yani bu pandemi noktasında topyekün savaşmamız önemli. Yaptığımız şeyleri de iyi anlatabiliyor olmamız önemli.
hani tüm önlemler, yani ben şimdi bütün buradaki aldığımız birçok önlemi saymanın çok bir faydasını görmüyorum. Ama baktığınızda bizim yolcuya olan güveni tekrar kazanabilmemiz için havalimanlarının sertifikasını hem sivil havacılık hem dünya üzerinde işte bizde olduğu gibi EASA, ATI'den alınan bu tip havacılık sertifikalarını göstererek yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edeceklerini anlatmamız gerekir. Bunu da belki en başta hani belki daha önce de konuştuk. İlk önce bizlerin yapıyor olması lazım. Yani bizler bu havacılık sektöründeki kişiler seyahatlerimize başlarsak eğer yolcularımıza inandırırız diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Notlarıma geri dönüyorum. Evet, bir takım sertifikalar. Peki bu sertifikaları veren kuruluşlar Türkiye'de mi bir başvuru yaptınız? Kaçırmış olabilirim, yoksa Avrupa'da da var mı? Şöyle, Türkiye'de bizim başvurumuzu sivil havacılık verdi ilk sertifikasını. Evet. Sivil havacılıktan sonra biz Avrupa, bir ACI var, Avrupa Havalimanları Birliği. Evet. Bunun ilk hem Türkiye'deki sivil havacılıktan ilk sertifikayı biz aldık. Aynı zamanda Avrupa ACI'den, Avrupa Havalimanları Birliği'nden sertifikamızı ilk aldık. Bunun dışında Avrupa'da EASA'nın bir sertifikası vardı. Aynı şekilde ondan da aldık. Yani burada baktığınızda biz hani ilk etapta zaten bu olay olur olmaz baktığınızda esnekliğimizi kullandık, o proaktivitemizi. Evet, evet. Biz havalimanını bir anda bu büyüklüğü ufaltaraktan belli yerlere fokuslu olaraktan yolcuların geçişlerini o anlardan, o noktalardan yürümeye başladık ve bu noktada biz kendi maliyetlerimiz noktasında azalmaya gittik. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Çok daha açık oldu kendim için. İlginç bir noktaya temas ettiniz. Hakikaten bunu ben de daha önce düşünmemiştim. Hava sahası kapasitesi belki de terminal kapasitesiyle sınırlandırılacak dediniz. Çünkü terminal alamayacaksa daha fazlasını hangi uçak gelip onları uçurabilecek? Çünkü hava yolu taşımacılığı havaalanında başlıyor. Buradan yola çıkarak bu konuda büyüklüğümüz bizim için bir avantaj ve bunu sağlayamayanlar bu uyumu sağlayamayacaklar. Oysa biz daha uyumlu olabiliriz dediniz. Aynı zamanda da yine doğru not aldıysam %100 terminale temiz hava veren bir donanımınız var. Değil mi doğru. İGA olarak? Ve bu başka havaalanlarına da örnek olacak. Ve bu da güven sağlama konusunda çok önemli. Yine diğer havaalanlarında olduğunu biliyordum. Çok bunu duyduğuma sevindim. Benim kız kardeşim hekim ve göğüs hastalıkları uzmanı, COVID polikliniği yönetiyor. Pandeminin ilk günlerinde hemen ona bir ultraviyole C lambası bulup alıp göndermiştim Mehmet Bey. Ve büyük havaalanları, bu kadar büyük tesisleri kurabilir mi acaba diye aklımdan geçirmiştim. Ama kurmuşsunuz, öyle anlaşılıyor. En azından temas ettikleri noktalara. Manuel temizleme devam ediyor. Özel bir hijyen ekibi var. Sırf işleri hem personeli hem de yolcuyu uyarmak. Ve diyorsunuz ki güven sağlamak için yolcuya birlikte anlatmalıyız. Sanki bu risk iletişimi, kriz iletişimi çok önem kazandı gibi. Burada da hata yapmadan güven kazanmak için birlikte hareket edilmeli. Seyahat türü değişiyor. Üniversitelere de önemli bir nasıl diyelim öneride bulundunuz. Dediniz ki dijital seyahat artık başlıyor. Bu konuda dijitalleşmeye üniversiteler araştırmalarına bu konuya odaklanırsa çok iyi olur dediniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymetli bilgiler verdiniz. Şimdi ben geri dönüyorum tekrar sorularıma ve aynı soruyla devam etmek istiyorum. Özlem Hanımefendi ile bir saniye. Evet. Özlem Hanım, aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. Başarılı bir geri dönüşte ve yolcuların güvenini tekrar kazanmada hava yolu işletmelerine düşen roller nedir? Ve yine bu süreçte benzer şekilde üniversitelerden bir beklentiniz var mı? Size yardımcı olabilir miyiz? Birlikte çalışabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Buyurunuz. Evet, şimdi Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi öncelikle şöyle düşünmemiz lazım. Bu COVID herkesin psikolojisini etkiledi. Niye herkes yani alışveriş yaparken bile bir temas etmekten kaçınıyor. Herkes kalabalık yerlerde bulunmamaya çalışıyor ve mesafeye önem veriyor. Dolayısıyla uzun süre böyle karantina ve evde kalma durumundan sonra seyahate yolcuların güvenini sağlamak için
Onlara o aradıklarını öncelikle sağlamamız lazım. Nedir? İşte mesafe, ki havalimanının geniş olması bu anlamda çok önemli. Birçok Avrupa'da dar havalimanları var. Bu tip sosyal mesafeleri sağlamaları çok kolay değil. Onun haricinde de temassız bir seyahat. Yani biletini alırken, havalimanına gittiğinde boarding yaparken, check-in yaparken, check-in'den sonra, pasaporttan geçtikten sonra, tekrar boarding sırasında, yani her aşamada yolcu temas tercih etmeyecek, istemeyecek. Dolayısıyla bütün hava yolları ve bütün sektör bunları düşünerek bazı çalışmalar yaptı ve dijital Health Passport adı altında, IATA da bunu Travel Pass olarak açıkladı. Bir dijital sertifikasyona geçiliyor. Yani sizin normal uçuş pasaportunuzun yanında bir de sağlık pasaportunuz olacak ve o sağlık pasaportunuzda bütün sizinle ilgili sağlık bilgileri olacak. Çünkü yolcu uçarken aynı zamanda yanındaki kişinin de COVID olmamasını tabii ki bekleyecek. Bunu da ancak testle teyit edebilirsiniz. Bu dijital sağlık pasaportlarıyla yolcuların sertifikalandırılmış, yetkilendirilmiş laboratuvarlardan yapılan test sonuçları yüklenmiş olacak. Bir yolcu seyahate başlamadan önce bu sistem üzerinden, bu dijital sistem üzerinden gideceği ülkenin bir kere istediği kısıtlara bakacak. O kısıtlara istinaden hangi laboratuvarlardan ya da hangi aşı sistemlerinden ya da hangi test merkezlerinden olması gerektiğini öğrenecek. Daha sonra bunları yapıp yükleyecek ve ondan sonra seyahate yapabilir hale gelip check-in'ini yaptıktan sonra, boarding'ini yaptıktan sonra binebilecek. Bu test bilgileri mutlaka yüklenecek. Çünkü IATA şöyle bir araştırma yaptı. Yani ülkeler bu karantina döneminde dedi ki sınırlarımız açık ama karantina uyguluyoruz. Nasıl? Gelebilirsiniz ama geldikten sonra 14 gün, 15 gün karantinamız var. Bu kurallarla, bu kısıtlarla bakıldı ki yolcular rezervasyon yapmıyor. Tümden talep düştü. Dolayısıyla şunu getirdiler. Karantina çözüm değil, karantinalar kalksın. Karantina olduğu müddetçe sınırın açılması bir şey ifade etmiyor. Testleri getirin. Dolayısıyla test şartı getirilmesi üzerine de bir takım hava yolları pilot çalışmalar yaptı. %100 yolcusunu test ederek uçağa bindiren hava yolları oldu. Bunların hepsi şimdi bu dijital sağlık pasaportuna getiren çalışmalar, aksiyonlar oldu. Bu 2021'in ilk yarısında, ilk çeyreğinde diyeyim, dijital bu pasaportun uygulanması, havayollarının bütün yolcularını test etmesi ve o şekilde uçağa yolcuyu board etmesi bekleniyor. Biometrik boarding de zaten ikinci bir çalışma şu anda camiada, sektörde. Bütün havayolları iki şey konuşuyor. Bir tanesi dijital altyapı ve dijital inovasyon. İkincisi de sustainability, sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bizim de üniversitelerden bu anlamda beklentimiz sadece dijital inovasyon ve dijital altyapı değil, aynı zamanda havayollarının da sürdürülebilirlik anlamında yapması gerekenler üzerine ciddi çalışmalar yapmaları ve bunları takip etmeleri. Her bir şirketin ileride sırf sürdürülebilirlik üzerine sorumlu birer ekibi zaten var. Daha da güçlü bir ekibi olacağı için bunun da özellikle sivil havacılık anlamında ana bir eğitim dalı olarak öğretilmesinin faydası olacağını düşünüyorum. Genel anlamda bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Özlem Hanım. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Notlarıma geri dönüyorum. Güven konusu önemli anladığım kadarıyla. Bütün katılımcılardan elde ettiğim bilgilerden. Temassız bir seyahat gerekiyor. Bunun için de dijitalleşme çok önemli. Yolcuların beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Onlar da bunu istiyorlar dediniz. Ve sonrasında önemli bir dönüşüm olduğunu söylediniz. Bir karantina uygulanıyordu ama karantina uygulanması yolcuların talebini azalttı. Yolcular 14 gün kalmak zorunda kalırlarsa gittikleri yerde gitmek istemiyorlar kuşkusuz. O zaman ülkeler, peki ülkeler gerçekten buna geçme konusunda istekliler mi? Yani o 14 gün karantinalar bitti, ne zaman bitiyor ya da bitmediyse, ne zaman bu pasaportlar devreye girecek Özlem Hanım?
sağlık pasaportları? Ülkeler yavaş yavaş, bazı ülkeler o karantina sürelerini 14 günden 7 güne 5 güne çekti. Ve bu testle yolcu güvenini sağlayabileceklerini düşündükleri için pilot çalışmalara başladılar. Dolayısıyla karantinayı tümden kaldırıp belli başlı test yöntemleriyle yolcuya tamamen açık hale getirebilirler, sınırları açabilirler. Zaten en büyük uğraş şu anda bu yönde. Bunun da aşı çalışmalarıyla birlikte hızlanması bekleniyor. Çünkü ya test ya da aşı istenebilecek. Sonuçta dijital pasaportunuzda birden fazla seçenek olacak. Hangi ülkeye gideceksiniz? Oranın uyguladığı kısıt ne? Karantina artık muhtemelen kalkacağı için aşı ya da test. Test için hangi laboratuvar? O laboratuvardan testinizi yapıp yükleyeceksiniz. Ya da o ülke aşı istiyorsa o aşının hangisi olduğunu bile isteyeceği yönünde söylemler var. Yani şu aşı olsun, bu aşı olmasın gibi. Dolayısıyla seyahatlerin bu anlamda sağlık pasaport anlamındaki kısıtları o aplikasyon üzerinden uygulanacak ve 2021'in ilk çeyreğinde testler tamamlanıp bir iki pilot çalışma olabilir. Sonrasında 2021'in ikinci yarısında zaten Nisan-Mayıs sonrasında genelde aşılama çalışmalarının belli bir yere varacağı öngörülerek havacılığın da olabildiğince sınırları açma konusunda daha liberal olacağı bekleniyor. Peki. Sorular da muhtemelen gelecek ama ben şahsi görüşünüzü merak ediyorum. Yolcuların tekrar güvenini kazanma konusunda Mehmet Bey inanılmaz önlemlerden söz etti. Tabii her havaalanı bu olanakları sağlayamayabilir. Emre Bey bütün bunlara rağmen yapılan tahminlerden söz etti. Sizin şahsi fikriniz nedir? Gördüğüm kadarıyla iç hatlarda yolcular Haziran'dan sonra yoğun bir şekilde uçtular. Doğru bir tespit mi bu? Türkiye'deki yolcularla diğer yolcuları kıyaslama şansınız var mı güven konusunda? Tabii. Türkiye'de iç hat anlamında dediğiniz gibi geri dönüş daha iyi oldu. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde o artışı gözlemledik. %70'e yakın doluluk oranımız oldu. Fakat burada tabii iç hat pazarı büyük olan ülkeler havacılık anlamında fırsatlardan faydalanabildi. Bu anlamda da Emre Bey'in yaptığı bir sunumda da görmüştük. Rusya ve Çin için çok daha hızlı toparlanma bekleniyor. Sırf büyük iç hatları açısından. Amerika o anlamda biraz daha geride gidiyor Rusya ve Çin'den ama 2021'in ilk yarısında zaten Çin ve Rusya'nın iç hatlar anlamında aşıp dış hatlarda da ilerlemesi öngörülebilir. Benim söyleyebileceğim şu, Türkiye 80 milyon üzeri nüfusuyla zaten ciddi bir iç hat pazara sahip. Avrupa bölgesinde de bizim gibi bir iç hat pazarı olmadığını düşünürsek bu anlamda biz diğerlerine göre çok daha başarılı bir iç hat toparlanma süreci yaşadık diyebilirim ki dış hatta da yine benzer şey söyleyebilirim Eurocontrol rakamlarına göre. Anladım. Çok teşekkürler. Bunun ipucunu vermiştiniz zaten ilk turda. Eurocontrol rakamlarına göre en fazla trafik yapan havayolu işletmelerinden birisi olduğumuzu söyleyerek. Bunlar iç açıcı şeyler. Çok teşekkür ederim. Üniversiteler bağlamında da yine dijital inovasyona siz de tıpkı Mehmet Bey gibi ve Emre Bey gibi atıfta bulundunuz. Ve bir anlamda dediniz ki sürdürülebilirlikle ilgili zaten bizim birimlerimiz vardı. Ama bundan sonra çok önemli birimlerinden birisi olacak havayolu işletmelerinin. Bu konuyla ilgili eğitim programlarınıza dersler dahil edin. Hatta belki bölüm bile olabilir dediniz, doğru anladıysam eğer söylediğinizden. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Bir de Emre Bey'in söylediği çok ilgimi çeken bir nokta vardı. Dedi ki yine yanlış hatırlamıyorsam %25 iş amaçlı yolcular hiçbir zaman geri dönmeyecek. Bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi bu konu tabii ben uluslararası ilişkiler olduğum için ben kendim de seyahat anlamında çok yoğun seyahati olan bir insandım. Ama tabii bu pandemi döneminde bütün toplantılarımı online yaptım. Sürekli havayollarıyla belli dönemlerde toplantılarımız oldu. Çok daha hızlı organize edebildik, çok daha fazla havayoluyla görüşebildik. Bu tip faydalarını yaşayan herkes için iş trafiği etkilenecektir ama İş seyahatinde belli bir düşme öngörülüyor, o kesin. Ama şu da var, iş toplantılarının bir diğer özelliği de networking dedikleri, yani karşılıklı yüz yüze bir görüşüp
o görüşmeyle bazı işleri bağlamak ve tanışmaktır, tanışıklıktır. Dolayısıyla bu kısımları tümden yok olacağına da inanmıyorum. Her ne kadar insanlar iş toplantıları yerine bu tip online yaptıkları görüşmelerle bağlamaya çalışsa da aynı etkisi olmayacağı için belki o kadar sık olmasa da yine senede 2-3 toplantısını yüzde yapmayı deneyebilir, tercih edebilir. Bunun çok daha faydaları, zararları, yani bir SWOT analizini yapıp online toplantılar mı faydalı, diğerleri mi faydalı diye yaptıklarında eminim belli bir azalma olsa bile o toparlanma da yaşanacaktır. Çünkü havacılık her ne kadar krizler yaşasa da toparlanmayı hızlı yapan ve yani esneklik kabiliyeti sayesinde de yeni uygulamalarla yolcu güvenini ciddi anlamda sağlayıp onu seyahati teşvik edecek her türlü yeni şeyi hızlı getirebilen bir sektör. Ben bunu çok gördüm. Çok umutsuz değilim, öyle söyleyeyim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Müsaadenizle bir sonraki sorumla devam edeceğim. Yine onun için PowerPoint sunumu kullanacağım. Ekranımı açıyorum ve rektör hocamızla devam edeceğim. Kıymetli hocam, değerli rektörüm. Eskişehir Teknik Üniversitesi kendi geri dönüş sürecini nasıl yönetiyor? Üniversiteler bu süreçte havacılık örgütlerine ne sunabilir? Biraz önce kıymetli katılımcılardan sürdürülebilirlik, dijitalleşme, temassız seyahat konularında önemli ipuçları geldi değişim dönüşüm konusunda. Acaba biz ne yapabiliriz? Siz bu süreçte acaba sektördeki paydaşlardan ne bekliyorsunuz değerli rektörüm? Buyurun, söz sizde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem konuşmalar ve bizi besleyen ve pek çok konuda farkındalığımızı artıran konular gündeme geldi. Tabii bu süreç başladığından bu yana gerçekten bugüne kadar yaşadığımız en önemli, en büyük değişim dönüşüm süreci. Yani bir kısmını öngöremedik bu her alanda. Ve bir kısım öngörüler zaman içerisinde değişim gösterdi. O nedenle yaparak, yaşayarak deneyim kazanmaya başladık. Ve Mart ayından bu yana aslında ilk bu süreçte yüz yüze geldiğimiz günden bu yana öncelikle hızlı toparlanma ve en az hasarla bu süreci daha iyi yönetebilmek için bir takım önlemler aldık, almaya çalıştık. Ve burada iletişim, istişare, ihtiyaçları belirleme, ve özellikle kazanımlardan ödün vermeme gibi konular birlikte eşlik etti bu yaptıklarımıza. Ve mümkün olduğu kadar bu kapsamda süreci sürdürülebilir kılmak, en az hasarlı atlatmak için diye ifade etti. Bir yandan da tabii ki değişim ve dönüşümü yönetme konusu, bu esneklik konusu. Tabii bunlar çok kolay şeyler değil. Kurumsal bir öğrenmeyi de gerektiriyor. Kültür değişimini de gerektiriyor hiç kuşkusuz. Ama kurum olarak baktığımızda şöyle bir şansımız vardı, öyle söyleyeyim. Aslında her dezavantajı, her olumsuz durumu da bir şekilde fırsata dönüştürmeye ve oradan da bir şeyler öğrenerek kendimize kazanç sağlamaya da gayret ediyoruz. Yani böyle bir kurum kültürünü de oturtmaya çalışıyoruz. Ve yeni bir kurum olmamız nedeniyle geçen yılın sonunda başlamış olan bir stratejik planlama sürecimiz vardı sizlerin de bildiği gibi. Ve bu sürecin içerisine biz özellikle değişim ve dönüşümü eğitimde, araştırmada, toplumsal katkıda ve karşılaştığımız bu tip durumlarla, yani pandemi de bunlardan bir tanesiydi ve ileride de buna benzer olaylarla muhtemelen karşılaşıyor olacağız. Ve dirençlilik dediniz. Bunlarla mücadele edebilmek için de bir direnç gerekiyor. Bu dirençliliği kazanabilmek için de bir deneyim gerekiyor hiç kuşkusuz. Ama burada planlı ve stratejik yaklaşımlar önemli. Ve burada kurum öğrenme çıktılarını, 21. yüzyıl becerileri dedik. Bir takım mesleklerin yok olacağından, yeni mesleklerin ortaya çıkacağından bahsetti özellikle Emre Bey. Evet, değişen, dönüşen dünya içerisinde ihtiyaçlar da değişiyor hiç kuşkusuz. İstihdam düzeyleri değişiyor. O nedenle
Yüksek öğrenim alanında, mesleki alanda tercihler de değişiyor o herhalde. Bu yıl çok fazla yaşamadık. Özellikle havacılık alanındaki 5 önemli programımızda ve diğer alanların pek büyük bir çoğunluğunda da aslında başarı oranlarında da epey bir yükselme kaydedildi. Ama önümüzdeki yıla bu nasıl olacak? Hep birlikte görüyor olacağız. O nedenle 21. yüzyıl becerileri dedik. Aslında burada jenerik olan beceriler, soft beceriler biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 17 tane önemli husus ön plana çıktı. Ve bu yıl geçen ay düzenlenen Kasım'ın sonu itibariyle Bologna süreci, Bologna ülkelerin eğitim bakanlarının toplantısı da bu önemli olarak altı çizilen konulardan bir tanesiydi. Eğitim bakanlıkları toplantısı ve açığa çıkarılan, sunulan bildiride de bunun altı çizildi. Biz kurum olarak ne yaptık? Tabii ki bu gelişen, değişen ihtiyaçlar kapsamında, yüksek öğrenim ekosisteminde, eğitim ekosisteminde tüm dünyaya hizmet edebilecek, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gittikçe karışık, karmaşık problemlerin çözümünde kendine yer edinebilecek bu yetkinliğe sahip aslında mezunları verebilmek burada önemli olan. O nedenle de kurum çıktılarımızı belirledik. Yani buradan kastetmek istediğim şey şu: mezun ettiğimiz öğrencilerin yüksek öğrenim hangi alanda olursa olsun sahip olması gereken olmazsa olmaz bir takım nitelikleri üzerinde taşımalı. Yani dijital okuryazarlık, yani burada spor bilimlerinden mezun olsa da, işte fen alanında mezuniyeti olsa da, hangi alanda mezun olduğuna bakılmaksızın aslında disiplinler arası çalışmaya, ekip çalışmasına, etik değerlere, okuma anlama becerisi, hem kendi ana dilinde hem farklı bir dilde, yabancı dilde. Dolayısıyla ve tabii bunların gereğini yerine getirmek gerekiyor. Problem çözme becerisine sahip olan öğrenciler yetiştirebilmek için de bunları dersler ya da ders dışı etkinliklerle kurum genelinde güvence altına alabilmek gerekiyor. O nedenle bir takım sanal yapılanmalarımız oldu. Ortak derslerimizi daha iyi yönetmek için bir bölüm oluşturuldu. Ve bunu tabii hem birimler ve bölümler bazına da indirgeyerek bir entegre yönetim sistemi olmasına özen gösterildi. Öğrenme, öğretme, gelişimi birimi. Önümüzdeki günlerde bu bütün üniversitelerin olmazsa olmazı olacak diye düşünüyorum. Çünkü yeni nesil daha farklı şekilde öğreniyor. Ve buna cevap verebilecek hocaların da, bu ihtiyaca cevap verebilecek hocaların da daha farklı şekillerde öğretebilmesi gerekiyor. Öğrenme ortamlarının çeşitlendirilmesi gerekiyor. Yine böyle bir birimi bu dönem içerisinde yapılandırdık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha etkili hizmetler vermeye de devam ediyor olacak. O yüzden birim öğrenme çıktıları içinde bu toplantıda da altı çizildi. Aslında ikinci sorunuzun cevabı olarak ifade edecektim ama yeri gelmişken ifade edeyim. Dijitalleşme konusu. Aslında bu her alan için ön plana çıkan bir konu. Geçen yılki 7 Aralık etkinliği sırasında da bunu epeyce konuşmuştuk. Bu yeni bir program olabilir, interdisipliner bir yapı olabilir lisans düzeyinde ya da bir yan dal programı olabilir demiştik. Yani buradan aslında birim öğrenme çıktılarını tanımlarken birim, şu anda birimden kasıt havacılık uzay bilimleri fakültemizin buradan önemli bir ödev çıkarmış olması gerekiyor. İşte ortak akıl toplantısının bir sonucu olarak bu kurum birim öğrenme çıktısı, yani fakültenin öğrenme çıktılarının içerisine bunu yerleştirmek gerekiyor. Yani dijital okuryazarlığı ya da bir kodlama becerisi olan, dijital yetkinliği olan havacılık sektörüne mezunlar yetiştirmek. Bu fark yaratacak bir şey, ihtiyacı karşılayabilecek bir şey. Muhtemelen bizim en önemli katkılarımızdan bir tanesi de bu olur diye düşünüyorum. Aslında bütün belki fakültelerin, bütün programların bunu dikkate alması gerekiyor ama şu anda epeyce uzunca bir süredir özellikle havacılık alanında krizin içerisinde olan ve uluslararası iletişim, etkileşimi çok yüksek olan bir sektör ve gerçekten nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan önemli bir sektör. O nedenle burada belki havacılık özelinde bunun da altını çizmekte
yarar var diye düşünüyorum. Tabii uzaktan eğitim konusu biraz önce de bahsettim. Kayıt eden ödün vermeden bu süreci etkili yürütebilmek önemliydi. Ve komisyon marifetiyle aslında hem öğrenme öğretme süreçleri hem ölçme değerlendirme süreçlerini değişen ve dönüşen bu ortama uygun, esnek şekilde yönetebilmek için çalışmalar yapıldı. Halen de bu süreç devam ediyor. Çünkü dinamik bir yapı. Yani bir takım kararlar alıyorsunuz, süreci şu şekliyle yürütelim, yönetelim şeklinde ama çok hızlı değişen olaylar karşısında daha farklı boyutları evirmek gerekiyor. O nedenle bu dinamik yapıyı da sürekli esnek bir şekilde de yürütmek, yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer husus aslında öğrenme kazanımlarını güvence altına alabilmek diye ifade ettik. Tabii burada tüm genel çerçeveyi kurum genelinde, bir üniversitemiz genelinde ortaya koyduktan sonra olmazsa olmazlarımız, kırmızı çizgilerimiz. Buradaki uygulamalarda birimlerimizi, fakültelerimizi, yüksekokullarımızı serbest bıraktık. Çünkü her birinin farklı bir yapısı vardı. Şimdi bir sonraki akademik yıl hazırlanırken biz bunu işte Mart-Temmuz arasını İlk dönem olarak değerlendirirsiniz birinci faz. Bir şeyleri öğrendik, deneyimledik, hata yaptık, hatalarımızdan öğrendik. İşte yaz dönemi başladı, yaz okul dönemi başladı. Sonra yeni akademik yıl yani 2020-2021 planlama sürecine geldiğimizde bunun için aslında pek çok üniversite yaptı. Kampüse dönüş hazırlıkları şeklinde. Bu bizim üniversitemizde de benzer biçimde yine üniversitenin genelinde ve fakülteler, yüksekokullar özelinde acaba ne yapmak lazım? Seyrelterek, seyreltilmiş kampüsler yaratma, işte hibrit yaklaşım, tamamen uzaktan verme, hangilerini uzaktan kazandırabiliriz? Bunlar uzun uzun aslında programlar bazında tartışılan konular oldu. Bütün programlarımıza baktığımızda her seviyede, ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeylerde. Tabii havacılık, uzay bilimleri fakültemize baktığınız zaman sadece öğrenme kazanımlarını yerine getirmenin ötesinde burada tabii bir takım becerileri, direkt işbaşı eğitimleri yaparak, yaptırarak da öğrencilere, öğrenen tarafa kazandırmak gerektiğinden ve bazı alanlarda da özellikle sertifika ve lisanslama süreçleri olduğundan bunların uzaktan yürütülmesi, yönetilmesi çok da mümkün olamıyordu. Pilotaj bunlardan bir tanesi, pilotluk programı. İşte hava trafik kontrolörlüğü bölümü öyle. Avyonik ya da uçak gövde motor bakım kısmı. Ve mutlaka mezun olsalar bile lisanslarını alabilmeleri için belirli bir saati uçağın başında, o sistemin başına geçirmeleri gerekiyordu. Hatta ilk dönem biz, hocalarım da onaylayacaktır, en uzun zamana yayarak uzaktan eğitime geçtiğimiz kısım Havacılık Uzay Bilimleri Fakültemiz oldu. Çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayı ve oluru ile mevzuatın el verdiği çerçevede ne kadar esnetebiliriz kısmına da bir şekilde tabi olmak durumunda kaldık. Tabii bir diğer husus, belki de çok daha önemsediğim bir konuydu. Çok tarihi bir dönemden geçiyoruz ve bunları ilk kez yaşıyoruz. Bir takım hususları ilk kez deneyimliyoruz bu alanda. Farklı kendi mesleki alanlarımızda. Karar vericiler olarak, uygulayıcılar olarak, politikaları geliştirenler olarak şeklinde. Dolayısıyla bir tarihi sorumluluğumuz olduğunu da düşündüğümüz için sanırım Haziran gibiydi bir duyuru yaptık bütün üniversite genelinde. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz başta olmak üzere kazandığımız deneyimleri, yaşadıklarımızı bir kitap haline getirebilir miyiz diye. Burada öğrencilerimizden de katkılar oldu, idari çalışanlarımızdan da katkılar oldu ama büyük bir katkı tabii ki akademik taraftan geldi. Şu anda bitmek üzere bu kitap. 17 tane bölüm oldu. 30'a yakın yazarı var, bu bölüm yazarı var kitabın içerisinde. Yani çok kısa bir süreç içerisinde, 5-6 ay gibi süreç içerisinde de nihai haline erişti. Elektronik olarak biz bunu yayınlıyor olacağız. Belki daha sonra basabiliriz de. Bundan sonraki nesillere önemli bir katkı sağlayacağını, bu sorumluluğu yerine getirmenin de bizler açısından önemli olacağını özellikle belirtmek istedim bu vesileyle. Şimdi son iki soru zamanında etkin kullanabilmek için
neler sunabiliriz? Burada belki en önemli yapabileceğimiz katkı, tabii bu dönem uzaktan verdiğimiz eğitimler ve hem çalışanlarımız açısından hem öğrencilerimiz açısından bu süreci aslında güçlenerek atlatmamız gerekiyor bizim. Yani bu dönem bittiğinde, yeni normale geçtiğimizde, bunu her toplantıda da ifade etmeye çalışıyorum. Güçlenerek çıkmış, kendi kişisel bilgiyi, becerilerini, deneyimlerini katlayarak bu dönemde artırmış. Çünkü bu dönemde yapılabilecek en iyi, en belki faydalı hareket, faaliyet eğitime yapılan ya da kişisel gelişimler anlamında, mesleki bilgi, beceriler anlamında ki katkılar olacaktır. Ve bunu sağlayabilmek için de biz elimizden gelen bütün her türlü yetkinliğimizi, her türlü altyapımızı da sonuna kadar zorlamaya gayret ediyoruz. Hem eğitim alanında hem araştırma alanında. Ama en önemli katkımız muhtemelen Öznur Hocam, Ender Hocam siz de buradasınız. Dijitalleşme konusu, kodlama konusu. Çünkü bu dönem bütün öğrencilerimize açık, herkes için siber güvenlik. Şimdi önümüzdeki dönem herkes için kodlama geliyor. Bütün öğrencilerimizin alabileceği dersler bunlar. Biraz önce bahsettiğim anlamda tüm kurum genelindeki öğrencilere bu yetkinliği kazandırabilmek anlamında. Ama fakülte özelinde de sadece havacılık alanında belki bilgisayar mühendisliği, belki elektrik, elektronikle, makinelerle ortaklaşarak endüstri mühendisliğiyle disiplinler arası bir takım yan dal programları ben çok anlamlı olacağını ve bütün öğrencilerimize de katkı sağlayacağını, önemli ölçüde fark yaratmalarını sağlayacak bir alan açacağımızı da düşünüyorum bu bağlamda. Evet, biz neler bekliyoruz? Belki çok kısaca ondan da bahsetmek gerekir. Tabii ki belki bunu tek bir cümleyle ya da birkaç cümleyle de özetlemek mümkün. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Pek çok şey değişiyor, dönüşüyor. Bunu hepimiz söyledik. Hepimiz farklı şekillerde ifade etmeye çalıştık. Ve bu değişim dönüşümü de iyi yönetmemiz gerektiği de açık görünüyor. Bunu da ancak birlikte hareket ederek, işbirlikleri, networkleri geliştirerek, genişleterek ve işbirlikleriyle birlikte çalışarak, birlikte üreterek aslında değer yaratmak, değer yaratabilmek, katma değeri yüksek işler yapabilmek mümkün olur diye düşünüyorum. Ve pandemi tamamlandığında da tabii ki güçlü bireyler olarak, güçlü kurumlar olarak, güçlü örgütler olarak bu süreçten çıkabileceğimizi, yeni normale daha güçlü, daha enerjik devam edebileceğimizi ümit ediyorum. O yüzden de bütün havacılık sektörünü, bütün örgütleri, havacılık örgütlerinde bu konuda çalışan herkesi de bizlerle işbirliği ve güç birliği yapmaya da davet ediyorum. Bunu da bir beklenti olarak ifade etmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz kıymetli hocam. Sondan başlamak istiyorum. Hocamız önemli bir davette bulundu. Dedi ki elimizde ne kadar kabiliyet, kaynak varsa sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, sorularına cevap vermek için kullanmaya hazırız. Ağ oluşturalım, network oluşturalım, birlikte hareket edelim. Güçlenerek çıkabilmek için bu krizden birlikte hareket etmek durumundayız dedi değerli hocam. Havacılık hakikaten hocam multi disipliner bir iş. Pek çok bilim alanını içerisinde kapsıyor. Eminim bu etkinlikten sonra da bizim okulumuzun pek çok böyle ortak girişimi var, birlikte çalıştığımız projeler var. Ama daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Kıymetli hocam 21. yüzyıl becerilerini dikkate aldığımızı ve soft becerilerin öne çıktığını, Birleşmiş Milletler'de yapılan toplantılarda da bunun görüldüğünden söz etti. Hocam bizim pilotaj eğitiminde şöyle bir durum vardır. Pilotlar böyle işte çok iyi lövye kullanırlar, hisleri harikadır, uçağı çok iyi uçururlar ama kazaların çok büyük bir bölümü maalesef bunlara teknik beceriler diyorlar. Kazaların büyük bir bölümü non-technical skills dedikleri teknik olmayan becerilerden ortaya çıkıyor maalesef. Nedir onlar derseniz işte takım çalışması, liderlik, çatışma yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, durumsal farkındalık, karar alma, siz de söylediğiniz problem çözme. Bu becerileri biz kazandırmaya çalışıyoruz bütün havacılık öğrencilerimize bir takım özel derslerle. Yani hakikaten son derece haklısınız. Bu değişim dönüşüm önem kazanıyor. Biz de burada öğrencilerimize çok önem veren bir üniversite olarak
İşte kulübün ettikleri katkıları da ortada havacılık kulübümüzün. Onlara bir kez daha teşekkürler. Derslerde öğretemediğimiz şeyleri de Özlem Hanım, Mehmet Bey, Emre Bey yoğun kulüp faaliyetlerinde bizzat işleri bizzat kendileri yaparak öğrensinler diye müthiş fırsatlar sunuyoruz. Çok genç bir üniversite, hatta bazı kaynaklarımızda belki sınırlı olmasına rağmen. Kıymetli hocam bir kitaptan söz etti. Evet, bizim de haberimiz vardı bundan. Deneyimlerimizi aktaracağımız. Dünyanın görüp görebileceği en büyük krizden geçtiğini, tarihi dönemlere eşlik ettiğimizi söyledi. Umarım hocamızın dileğini tekrarlayalım. Güçlü networkler oluştururuz ve güçlenerek çıkarız. Bizi öldürmeyen bizi güçlendirir diyelim. Kıymetli hocam, tekrar PowerPoint sunumu açıp bir sonraki sorumdan devam edeceğim müsaadenizle. Evet, bir sonraki soru 6. Özlem Hanım'a ve Mehmet Büyükkaytan Bey'e gelecek. Havacılık işletmelerinde örgütsel dayanıklılığı, dirençliliği etkileyen faktörler nelerdir? Özlem Hanım'la başlayalım istiyorum bu sefer. Özlem Hanım, buyurun, söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Biz Türk Hava Yolları, şimdi dirençli olabilmemiz için bağışıklığımızın güçlü olması lazım. Dolayısıyla Türk Hava Yolları olarak da bağışıklığımızın gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani biz doğal bir aşılıyız diyebilirim bu tip olaylarda. Neden böyle söylüyorum? Yani Türk Hava Yolları çok hızlı büyüdü, çok ciddi uçuş ağını genişletti. Yeni bir havalimanına, büyük bir havalimanına taşındı. Bütün bunları atlattıktan sonrasında tabii ki COVID ciddi bir kriz ama Türk Hava Yolları'nın da buna dirençliğini çok iyi göstereceğine inancım sonsuz. Bu anlamda biz neleri yaparak bu çabuk uyumu sağlayabildik ya da direncimizi aktive edebildik dersek öncelikle çok hızlı hareket ettik. Yani sadece Türk Hava Yolları değil, bütün paydaşlar, sivil havacılık olsun, bakanlık olsun, bir takım kararları almakta çok hızlı aksiyonlar yerine getirdik. Bunlardan en önemlisi uçuşlar iptal olduğu için tabii ki yolcuların talepleri oluyordu. O bilet iadelerinde bir takım ödemelerin uçuş başladıktan sonra yapılması gibi tüm sektöre yönelik kararın alınması, devletlerin hava yollarına sadece Türkiye'de değil, bütün uluslararası camiada ilk etapta ciddi desteklerde bulunması, bunların bazıları direkt finansal destekte, bazıları bir takım teşviklerle, bazıları vergileri indirimde bulunmakla, bazıları da ödemelerin ötelenmesi şeklinde uygulandı. Sektörde birçok farklı örnekler oldu. Bizim açımızdan bir takım ödemelerimizin ötelenmesi anlamında girişimler, bu anlamda sağlanan destekler, çeşitli servis aldığımız firmalardaki ücretlerde indirim sağlanması, 150 civarı bir indirim, güzel bir indirim. Dolayısıyla bunların hepsi ani bu değişikliğe adapte olabilmemiz için kolaylık sağladı. Sonuçta hava yollarının bu COVID döneminde ana amaçları şu olmalı. Bir, gelirini tabii ki arttırmak COVID sonrası dönemde. İki, giderini azaltmak. Üç, sürdürülebilir olmak. Bu zaten bütün hepsi için geçerli hava yollarının. Dolayısıyla gelir arttırmak anlamında tabii ki olabildiğince çok seferinizi güvenli, yolcu güvenini sağlayacak şekilde, sağlık anlamında hijyenik ortamı sağlayacak şekilde yapabilmek. Ki biz bunu yapabilmek için elimizden gelen her türlü önlemi alıyoruz. Biraz önce Mehmet Bey de söyledi. Havalimanlarının sertifikalandırılması, orada alınan altyapılar, sağlanan hizmetler. Uçuşlarda bizim benzer şekilde bu dijital altyapıları sağlamamız. Bu anlamda yolcunun güvenin sağlanıp geri gelmesiyle gelir artış hedefimizi olabildiğince sağlayacağımızı öngörüyoruz. Gider azaltmak açısından da tabii bu biraz önce anlattığım örnekler çok ciddi katkı sağlıyor. Bunun dışında da en önemli gelirimizi, yani gider azaltmanın haricinde gelirimizi arttırmamıza sağlayan kargo oldu. Kargo operasyonlarımız bizim bu dirençliğimize en büyük katkısı olan bir şeydir. Çünkü yolcu uçaklarıyla, geniş gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıyabilir olmak, kaybettiğiniz o belli kargo kapasitesini bir şekilde kompanse etmek anlamına geldi. Ve biz Türk Hava Yolları Kargo olarak gerçekten bu dönemde bir
birçok yere sefer yaparak bir nevi can suyu oldu bizim için kargo birimimiz. Bu bir etki sağladı. Bunun dışında coğrafi avantajımız tabii ki çok büyük bir fayda. Türk Hava Yolları olarak biz dar gövde uçaklarla 60'tan çok başkenti Avrupa bölgesinde ve etrafımızda uçabiliyoruz. Bu ciddi gider avantajı da sağlıyor. Dar gövde uçakla operasyonlarınızı yapıp ücret açısından da cidden rekabet edilebilir seviyelerle sektörde sürdürülebilir olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim dirençliğimiz hem kargo operasyonlarımız, hem hızlı hareket etmemiz, hem geliri arttırmak amaçlı olabildiğince uygun şartları sağlayarak seferlerimizi arttırmamız, hem de sürdürülebilir bir geri dönüş diyelim buna isterseniz. Covid sonrası geri dönüş, sürdürülebilir bir Covid sonrası geri dönüş olması için bütün bu etkenleri en iyi yönetip, en hızlı hareket edip, her türlü altyapı ve inovasyonu sağlayabilmek diyebilirim açıkçası Türk Hava Yolları olarak. Anladım. Sanırım bu kadar söyleyecekleriniz doğrudur herhalde. Doğru anladım. Evet, şimdilik böyle. Evet, bu şimdilik anlamda kadar. Başka bir sorunuz varsa yani üniversitelerden beklentiler bu açıdan ne olabilir derseniz ki ben bu konuda fikrimi söylemiştim, sürdürülebilirlik evet. Çok önemli diye. Bu ana bir gündem maddesi olur. Krizlerden sektörler, özellikle havacılık camiası geçmişte nasıl toparlanma sürecine girmiş, nasıl bunu yönetebilmiş ve nasıl sürdürülebilir olmuş, bu bile COVID'in şu ana kadar belki de bütün havayollarında getirdiği en önemli gündem maddesi oldu. Eskiden sadece karbon emisyonları konuşulurken şimdi sağlık şartlarının da aslında bir sürdürülebilirlik maddesi olduğu gündeme oturdu. Evet. Aynı şey tabii ki çalışanlar için de geçerli değil mi? Çalışanlarla tabii. ilgili gördüğüm kadarıyla sorular gelmiş. Şöyle diyor katılımcılar, yolcular için maksimum önlemler alınıyor. Eminiz herhalde çalışanlar için de alınıyordur benzer tedbirler değil mi Özlem Hanım? Tabii Türk Hava Yolları olarak bizim şu anda hala uzaktan çalışma sürecimiz devam ediyor. Mart sonu itibariyle başladığımız uzaktan çalışma süreci şu anda Aralık sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla çalışanların hepsi işe gelmeden ya da operasyon birimleri haricinde konuşuyorum. Zira seferlerimiz devam ettiği için tabii ki orada minimum personelle bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık anlamında bu tip online evden çalışma sistemi devam ediyor. Bunun haricinde yönetim ekibi ya da diğer arkadaşlardan ofise gelmek isteyenler tabii ki işi yürütmek için oluyor. Ofislerimiz sürekli dezenfekte ediliyor. Her türlü sağlık, hijyen şartları sağlanmış durumda. Girişte ateşiniz ölçülüyor. Bu havalimanındaki bir takım altyapıların benzerlerinin sonuçta genel müdürlük ve diğer çalışma ortamlarımızda da uygulandığını söyleyebilirim. Ama tabii ki bu dirençlilik anlamında soruyorsanız hani Türk Hava Yolları'nda da aynı tüm ülkece olduğu gibi o dönemde herkes evden çalıştı ve sonuçta kısa çalışma temposuyla bir uygulamadan geçtik. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Söylediklerinizden yine önemli kazanımlar elde ettik. Notlar aldım. Dediniz ki kargo bizim için can suyu oldu. Dünyada pek çok havayolu işletmesi için söz konusuydu bu durum. Ama biz Türk Hava Yolları olarak da bundan çok iyi yararlandık. Bir yandan da coğrafi avantajımız var uçak operasyonlarını verimli sürdürebilmek için. Pek çok başkente çok yakın dar gövdeli operasyon yapabiliyoruz dediniz. Bir de yine çok önemli bir not bence. Öncelikle dediniz ki dayanıklılık için bağışık olmak lazım. Biz krizlere bağışığız. Çok önemli işler yaptık öncesinde. Örneğin İGA'ya, Büyük Havalimanı'na çok başarılı bir geçiş operasyonu yapmak gibi. Bu da bizi biraz, evet tahmin etmiyorduk böyle bir kriz geleceğini ama hazırlıklı kıldı. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok sağ olun. Aynı soruyu için Mehmet Büyükkaytan Bey'le devam etmek istiyorum. Mehmet Bey siz ne dersiniz? Örgütsel dayanıklılığı artırmak için ne gibi faktörler
önemli. İşte nakit akışı, herkes bunu biliyor, söylüyor. İşte çalışanlarla ilişkiler olabilir. İşte esnek karar alma, krizlere daha önceden alışık olma gibi örnek. Buyurun. Ender Hocam, teşekkür ediyorum. Baktığımızda normalde havacılık sektörü küresel krizlerden en çok etkilenen, bildiğiniz üzere. Bu etkisini de en çabuk üzerinden atan sektördür. Şimdi bu tip olaylarda daha hızlı hareket eden, daha çevik hareket eden kurumlar çok daha hızlı bu krizi halt ederler. Hani bunun işte örneği Özlem Hanım'ın söylediği gibi Türk Hava Yolları bu konuda bayağı başarılıdır. Bakarsanız hani biz de İGO olarak çok yeni bir şirketiz ama hani geçtiğimiz sürece baktığınızda öyle az bu şeyler yapılmadı. Burada 42 ayda çok büyük bir havalimanı terminalini yapıp hiç sorunsuz bir şekilde, dünyada örneği olmayan bir şekilde sorunsuz şekilde operasyona başladı. İşte Özlem Hanım'ın söylediği gibi 49 kilometre uzaklıktaki bir havalimanı işte 43 saatte planlanıp 33 saatte bitirildi. Ve sorunsuz şekilde bir tek kaza bile olmadan bunların hepsi başarıldı. Bunlar tabii ki bizim esasen Türk insanının istediği zaman ne kadar çevik, esnek ve başarılı olabileceğini gösteren örneklerdir ki bizler de bunlara çok çabuk uyum sağlayabiliyoruz. Burada baktığınızda tabii hani organizasyonların yapısının çevikliği çok önemli, esnekliği çok önemli ki biz hani İGA Havalimanı olarak konuşmam gerekirse eğer çok çevik ve çok önceden hareketlere başladık. Bu kriz ilk başladığı zaman pandemi kriz içinde belki Türkiye girmesine, engellenmesinin bir faydası bizden olmuştur ki biz burada önlemlerimizi direkt almaya başladık. Hemen kapılarımızda ülkeye giriş noktalarında bu termal kameralar koyularak da yolcular takip altına alındı. Aynı şekilde kendi terminalimizin içerisinde, havalimanımızın içerisinde karantina odaları oluşturduk o zamanlar ki eğer bir yolcu gelirse buraya direkt bu karantina odasını alalım. Sağlık Bakanlığı ile beraber, Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü ile beraber bu yolcuları buradan götürelim şeklinde kimseye bir bulaş riski olmasın diye. Bunlar tabii ki yapılması gereken, önceden planlanması gereken önemli konular. Şimdi esneklik dedik ki o esneklik çok önemli. Siz de biraz önce söylediniz esneklik konusunu örgütsel noktada. Esneklik tabii ki önemli. Şimdi 1.4 milyon metrekarelik bir havalimanını, terminal alanını işletiyorsunuz ve bunun tabii işletme maliyeti var. Şimdi esnek olmadığınız takdirde bu işletme maliyeti aynı siz arzu sunuyorken talep bu şekilde gelmiyor. Bunun maliyeti çok fazla olacak ama işte burada çok daha önceden alacağınız kararlarla, esnek yapılarla biz bunu sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz uçuş kapandığı zaman sadece bu belli yolcular için geçiş bir koridoru yaptık. Yani belki 1.4 milyon metrekarelik terminalin o anda 300 bin metrekaresi kullanıldı. Diğer tarafları kapatmadık. Sadece hani ışıklarda biraz azaltmaya gittik. Yani maliyetlerimizi düşürücü önlemler aldık. İşte nedir? Toz noktalarını kapattık. Temizlik alanlarımızı biraz daha daraltmış olduk. Yolcunun geçeceği alanları sadece temizlemeye başladık. Bunlar tabii ki hem esnekliği hem dayanıklılığı getirdi. İlerleyen noktalara baktığımızda işte dijital altyapısının, altyapımızın güçlü olması. Ki biliyorsunuz hani yaklaşık bir iki hafta önce ACI yine bir ödül verdi bu noktada. Dijital altyapısı en kuvvetli olan, en iyi olan havalimanı şeklinde. Bu noktalar bizleri hep öngörü, çeviklik ve esneklik noktasında ileri götürmeye başladı. Dijitalleşmenin önemi gibi bu noktada biz çok önem veriyoruz. Müşteri ve yolcu deneyimleri alanında uzmanlaşmış ve analitik ve yaratıcı düşünebilen personele ihtiyaç bulunmak. Yani bu noktada belki biraz önce rektör hocamın da sizlere de ifade ettiği gibi bu noktalarda ilerlersek çok daha güzel olacak. Çünkü dijitalleşme bir noktada baktığınızda belki sorulardan bir tanesi olur. Dijitalleşmeye baktığınızda bazı istihdamı kaybedeceksiniz. Yani insanı istihdamını. Ama dijitalleşmenin getirdiği yeni iş kolları, yeni iş istihdamları çıkartacaktır diye düşünüyorum. Yani bu noktada pek söyleyeceklerim bundan ibaret. Hocam başka sorunuz varsa yardımcı olayım.
Tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Analitik düşünebilen personel bizim için önemli. Çeviklik, esneklik son derece önemliydi dediniz. Daha ilk anlarından itibaren önlem almaya başladık. Hızlı hareket ettik. Çok büyüğüz ama esnek olmayı, hızlı karar almayı başardık. Yine bunun arkasında da kısa süre içerisinde dünyanın en büyük havalimanlarından birini açmış olmak, inşa etmiş olmak, açmış olmak ve taşınmayı da başarıyla 43 yerine 33 saatte gerçekleştirmiş olmamız bizim dirençliliğimizi artıran unsurlar. Çok yeni bir örgütüz ama bir yandan da ORAT operasyonu harikayla gerçekleşti. Gerçekten biz de gururla takip ettik. Çok teşekkür ediyorum. Ve Emre Bey'e de belki birkaç dakika yine söz vermek istiyorum bu konuda. Emre Bey, size göre örgütsel dayanıklılığı etkileyen faktörler neler olabilir? Bazılarının örneklerini verdiniz ama ilk sorumda. Bu arada mikrofonunuz kapalı bu arada. Evet, şimdi örgütsel dayanıklılık, yani çok güzel pratik örnekler gördük. Ne ekleyebiliriz? Yani mesela bizim bir arkadaş vardır, Şaşan Nigam. Çok uzun yıllar havacılık şeylerinde çalışır. O mesela enteresan bir şey yaptı. Mesela yumurtayı atıyorsunuz, kırılıyor. Dirençlik yok. Taşı atıyorsunuz, düşüyor, geriden zıplıyor, dirençlik yok. Örnek olarak neyi gösterdi? Bu doğum günlerinde filan şeyler vardır ya, yakarsınız. Ne diyorlar onlara? Maytap gibi bir şey. Maytap. Şimdi nedir ana fikri dirençliliğin? Yani dışarıdan baskı var. Daha zor. Çalışanların daha yüksek ve daha değişik bir performansla çalışıp o şekilde devam etmesi. Yani pratiğe çevirirsek bunu, mesela yönetimde hot housing denilen bir kavram var. Yani startup firmalar, ufak firmalar yeni başlıyorlar. Bir takım zorluklar var. Hızlı karar veriyorlar, esnek çalışıyorlar, başarılı olabilmek için. Bu tip şeylerin, bu tip soft şeylerin, capability'lerin bu büyük firmalara nasıl yayılması, bu çok önemli. Yani klasik yönetim anlayışında işte herkesin bir misyonu var, job'u var, spesifikasyonu var, KPI'leri organize olarak herkes belli bir structure içinde çalışıyor. Bu structure'ın biraz yumuşatılabilmesi, herkesin bir arada çalışabilmesi, tamamen kaybetmeden ve de yani pozitif enerjiyle yapılabilecek şeylere yönelmek. Burada tabii kargo önemli. Yani kargo üzerinde çalışmalar, dijital üzerinde çalışmalar. Bir de sırf hava yolu ve hava limanı olarak düşünmeyip daha genel düşünme. Mesela mesela virus free bubble'lardan bahsediyoruz. Hava alanları mesela otellerle beraber çalışıyor. Yani havacılık sektörünün horizontal entegrasyonu, paydaşların bir arada beraber çalışması. Burada önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Yatayda işbirlikleri önemli dediniz. Yatayda, dikeyde, her türlü eksende işbirliğinin önemli olduğunu görüyoruz. Esneklikten söz ettiniz. Mehmet Bey de söylemişti, organizasyon yapısı, ki bence eminim İGA'nın organizasyon yapısı çok büyüktür. Ama ona rağmen o esnekliği sağlayan bir örgüt yapısının gerekli olduğunu, yönetim yaklaşımının da değil mi buna uygun olması gerektiğinden söz ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Kıymetli katılımcılar, şu anda tam 120 dakika oldu. 140 dakikalık bir öngörüm vardı, soru cevap da dahil. Sanırım bir 20 dakika kadar birazcık gerideyim. Ama bütün bunlara rağmen çok kıymetli, çünkü paylaşımlar oluyor. Müsaadenizle panelistlerimize bir iki cümleyle bu krizin getirdiği fırsatın ne olabileceğini kısaca söz verip almak isterim. Affınıza sığınıyorum sizlerin. Emre Bey, sizden başlayalım. Kamera sizde. Acaba nedir bu krizin getirdiği fırsat sizce? Bir iki cümle. Kargo, dijital çalışma ve bunların sürdürülebilirliğe devamı. Çok teşekkürler. Dijital yaşamla biz zaten, Mehmet Bey de söylemişti. Hatta hocam da söz etmişti. Biz bazılarıyla zaten vardı. Bunlarla yüzleşmek için öteliyorduk zamanı. Ama bu zaman gelip çatınca yüzleşmek durumunda kaldık. Ve sonrasında mecbur kaldık bunlarla ilerlemeye dediniz. Buna işaret ettiniz.
Mehmet Büyükkaytan, Sayın Büyükkaytan, siz ne dersiniz? Nedir bu krizin getirdiği fırsatlar? Bu krizin en büyük fırsatlarından bir tanesi tabii kargodaki ilerleme. Dijitalleşmenin çok daha hızlanması. Ve belki şunu da çok daha iyi söyleyebilmemiz gerekebilir. Tüm insanlara sağlıkları açısından dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak. Çok güzel. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yakınlarımıza kadar geldi hakikaten. Benim de aklımı sürekli başka yerlere götüren yakınlarımda pozitif vakalar var. Haklısınız. Özlem Hanım, siz de devam etsek rica etsem. Siz ne diyeceksiniz? Nedir bu krizin getirdiği fırsatlar? Evet, bu krizin bize öğrettikleri ve fırsatlar çok. En başta diğer arkadaşlar da söyledi kargo, ama yolcu tarafında da şunu söyleyebilirim. İşbirlikleri olabildiğince partnerlerinizle ticari anlamda getirinizi arttıracak işbirliklerine girmek ve bir kendi fotoğrafınızı çekip ona göre stratejileri belirlemek çok önemli. Bunun haricinde de en önemli fırsat tabii ki hep dijitalleşme diyoruz, ama bunun için inovasyon, yani araştırma geliştirmeye yapılacak yatırım, bunlara harcanacak bütçeler ve ciddi havacılık camiasının yeni dönemdeki stratejilerini belirlerken inovatif fikirlere yer verilebilmesi. Ben bunların çok önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Önemli bir noktaya temas ettiniz, inovasyon. Tam da bu noktada ben rektörümüze, Sayın Hocama sormak istiyorum aynı soruyu. Çünkü bizim misyonumuz içerisindeki önemli değerlerden bir tanesi inovasyon, değil mi kıymetli hocam? Buyurunuz. Fırsatları ne oldu acaba bu krizin? Kesinlikle. Aslında bir önceki söz hakkında da ifade etmeye çalışmıştım. Bir takım problemlerin ya da bir takım konularda farkındalığımız arttı. Yani farkındalığımızın artmasına önemli bir vesile oldu diye düşünüyorum. Değerlerin ne kadar önemli olduğunun farkına varmamıza vesile oldu. Ve tabii ki evet, gelişen, değişen dünyanın farkında olmaya çalışıyor idik. Geleceğin çok daha farklı olacağını, bize farklılıklar getireceğini konuşuyor idik. Ama şu anda bu daha da hızlandı. Farkına varmamız daha çok hızlandı. İşte dijitalleşme gerçekten son 3-5 yıldır bilgisayar mühendisliği programları ve yazılım mühendisliği programlarını müthiş bir artan ivme içerisinde, sizler de biliyorsunuz. Bunun içi de dolmuş oldu bu şekliyle. Ama bunun bütün alanlara da yansıması gerektiğinin de farkına vardık. Şu anda bütün alanlarda bu da ifade ediliyor. O nedenle eğitimin ne kadar önemli olduğu, yüz yüze eğitimin, kampüs yaşamının ne kadar önemli olduğunu bizler açısından baktığımızda da farkına varmış olduk. Gerçekten hiç kaybetmeyecekmişiz ve hep elimizde olacakmış gibi düşündüğümüz pek çok değer, pek çok kıymet aslında elimizden kayınca ya da kısıtlı kullanıma girince, kısıtlı şekilde kullanmak durumunda kalınca herhalde çok daha kıymet bilmek konusunda farkındalığımız arttı. Bir bağlamda tasarruf, her anlamda tasarruf baktığınızda, zamanı da etkili kullanma, tasarruflu kullanma, tüm tüketim mal, malzeme, araçlarını tasarruflu kullanma konusunda. Bu da önemli bir farkındalık diye düşünüyorum. Benim de en azından bırakılan boşluklar çerçevesinde eğitim öğretim tarafında, yüksek öğretim tarafında da görebildiğim kısımlar ya da kendi üniversitemiz bağlamında görebildiğim hususlar da bunlardı Ender Hocam. Çok çok teşekkür ederim hocam. Öğrencilerimle bir gün ders yaparken öğrencilere sordum. Dedim ki çok şükür ki hani final sınavlarımızın yüz yüze yapılmaması kararını aldı üniversitemiz. Bu bence sevindirici bir haberdi geçen sene bahar döneminin sonlarında. Çünkü Özlem Hanım, yani kriz var ve o zaman riski tanımıyoruz, sizin belirttiğiniz gibi. Belirsizlik hatsalla da korkuyoruz, yani endişe duyuyoruz hem öğrencilerimiz hem kendimiz için. Ama onlar hocam, Tuğçe Hocam çok itiraz ettiler. Hayır dediler hocam, biz özledik. Evde sorun çıkmaya başladı, biz Eskişehir'e gelmek istiyoruz. Sonradan anladım ki eğitim öğretim hakikaten sadece işte bir öğretim değil. İnsana insan lazım, sosyalleşmek lazım.
Herkes yoruldu, bıktı ama bunun değerini çok iyi anladık hocam sizin söylediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Şimdi kıymetli katılımcılar, saat 16.10. Çok da geç değiliz. Panelistlerime teşekkürü borç bilirim panelistlerimize. Gerçekten belirli bir sürede bütün sorularımıza çok güzel cevaplar aldık. Şimdi artık soru cevap bölümüne geçebiliriz. Gülnaz hocam, size dönmek istiyorum. Ben soruları çok takip edemedim panelistlerimizi dinlemek istediğim için. Var mı sorular, nasıl yöneltebiliriz? Hocam sorular var. Konuşmaların içeriği kapsamında da yöneltebileceğim bir tane soru. Seyahatlerle alakalı dijital pasaporttan bahsedilmişti. Katılımcılarımızdan biri bunun seyahat özgürlüğüyle nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir soru sormuş. Sosyal medyada da bu sürece ilişkin çeşitli tartışmalar olduğunu söylüyor. Uygulama destekleniyor, desteklenmiyor. Çok karşı çıkanlar da var. Peki seyahat etme özgürlüğü anlamında bu konuda ne söylenebilir gibi bir soru gelmiş. Evet, Sayın Erşipal sormuştu galiba bunu. Ben o zaman Özlem Hanım'a yönelteyim ben bu soruyu. Özlem Hanım, ne düşünüyorsunuz? Yani aşı yapılmadan seyahat olmaz denirse, birisi de ben hayır özgür bir insanım, aşı yaptırmak istiyorum derse ne olacak? Yaptırmak istemiyorum derse, özür dilerim. Tabii ki yani bu bütün ülkeler için geçerli. Aşı illa yaptırılacak diye bir şart olmayacak ama o ülkelere seyahat edilirken aşı dışında test alternatifi de konulacak. Sadece aşı olmayacak gereklilik. Ama tabii bu anlamda hem seyahat özgürlüğü hem de son yıllarda çok gündemimizde olan data protection konusu da önemli. Yani bu tip dijital altyapılarla geliştirilen aplikasyonlarda insanlar doğal olarak kendi datalarının güvenliği açısından da bir takım riskler düşünebiliyorlar. Dolayısıyla bunlar da her ülkenin kendi mevzuatı kapsamında kanuni gereklilikleri yerine getirilerek hiçbir yerde o dataların herhangi bir şekilde saklanmasına izin vermeyecek şekilde altyapılarla uygulanacak. Ama aşı olan bir yer, yani bir ülkeye gitmek istediğiniz, sonuçta bu bir vize gibi bir durum. Bazı ülkeye gitmek istediğinizde vize başvurusu yapıyorsunuz. O vize başvurusunda size vizeyi verebiliyor, veremeyebiliyor. Yani bu anlamda da seyahatiniz aslında kısıtlanmış oluyor. Şimdi bir vize başvurusu yaptığınızda da yine test ya da aşı bir gereklilik olarak sorulabilecek. Aslında bunu bir vize başvurusunun alt dokümanı gibi düşünebiliriz. İlla aşı şart olacak diyemem ama hangi ülkenin ne tip vize kuralı gibi kural getireceği konusunda da şu anda bir yorum yapmam zor olur. Peki benim şahsen bir sorum var. Belki de hangi aşının kullanılması gerektiğini bile zorlayacak bazı devletler dediniz. Bizim ülkemizde kullanılacağını duyduğumuz iki tane aşı var. Birisi Çin'de, birisi Almanya'dan geliştirilen. Bu konudaki uluslararası çevrenin tutumu nedir? Bir bilginiz var mı? Henüz bu konuda bir gelişme yok. Sadece Travel Pass dedikleri uygulamanın, IATA'nın kendi web sitesinde de bunun sunumu var. Detaylı bilgilendirmesi var. İlgilenenler oradan daha detaylı da görebilirler. Orada bir simülasyon yapmışlar ve yolcunun seyahate başlamadan önce yapması gerektiği aşamalarla ilgili simülasyonlarda test mi, aşı mı ve orada test ya da aşı hangisi olursa olsun onun bir şekilde sertifikalandırılmış ya da karşı ülkece kabul edilir olması gibi bir madde konmuş. Şu anda aslında hiçbir ülkenin hangi uygulamayı yapacağı net değil. Sadece bu bir altyapı. Bu dijital altyapı sağlandıktan sonra bir nevi ülkeler karşılıklı şartlarını biraz konuşmamın ilk başında bahsettiğim gibi bir nevi travel bubble gibi belki de bu tip gereklilikler üzerine de müzakere edip netleştirip karşılıklı tanıma olacak diye öngörüyorum. Peki, tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi bir soru daha geldi ve doğrudan soruyu gördüm Özlem Hanım'a diyor. Yine size geldi soru Özlem Hanım. Diyorlar ki iş birlikleri içerisinde, buradan Gamze hocamızın bir sorusu. Bu konuda ittifak var mı deniyor. Yani salgınla mücadele konusunda. Star Alliance'da mesela var mı böyle bir şey? Evet, Star Alliance'ın ilk günden beri sürekli bu COVID güncelleme üzerine düzenli toplantıları oldu.
Star Alliance olarak bir hijyen standartları belirledik ve bunu duyurduk. Bunun tabii ki bütün diğer Alliance üyeleri de diğer Alliance'larla birlikte ortak belli bir hijyen standartları dokümanı duyuruldu. Bu bir nevi Alliance'ların, ittifakların politikası olarak kondu. Ve bu sayede aslında yolcuların güvenini sağlamak ana amaçtı. Ortak çalışma olarak ittifak içerisinde özellikle şunu söyleyebilirim. Star açısından tek gündem, yani en öncelikli gündem maddeleri yine hep aynı söylediğimiz gibi dijital altyapılar, biyometrik tanınma, temassız seyahat. Dolayısıyla bütün hava yolları da bu anlamda ciddi işbirlikleri yapıyor. İttifaklar bütçelerini buna göre önceliklendiriyor ve bununla ilgili projeler yapıyor. Ve bunu istinaden de insan kaynağını geliştiriyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyona bütçe ayırmaya başlıyor. COVID anlamında ortak çalışmamız diğer ittifak üyeleriyle de oldu. Ortak basın duyuruları yayınlandı. Ama sorunuza net olarak şunu söyleyebilirim. Intermodal işbirlikleri bir yeni gündem olarak gelmeye başladı Alliance'lar içerisinde. Intermodal dediğimiz nedir? Havayolu işbirliği haricinde havayolu tren işbirlikleri gibi. Bunun da ileride yaygınlaşabileceğini öngörüyoruz. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da çok ciddi bir low cost pazarı var. Muhtemelen havayolları gelir arttırıp gider azaltma anlamında alternatif işbirliği partnerlerine doğru yönelecekler. Anladım. Çok teşekkür ederim. Gülnaz Hocam, tekrar döndüm sana. Hocam bir de Can Erel'in bir sorusu var. Ulaşım çıkış noktası ve varış noktası olmak üzere farklı mod ve fiziki ortamların oluşturduğu bir zincir süreç demiş kendisi. Bu durumda maske, fiziki mesafe ve hijyen koruma, bu üç ana unsurdan bahsettik. Burada bu zincirde en zayıf halka bu unsurlardan hangisi olarak görülüyor? Birinde bir beklenen seviyeyi tutturamama durumu söz konusu olduğunda diğerlerine yapılan yatırımlar nasıl etkilenir? Bütün zincir bozulacağı için bu konuda yorumları merak ediyor. Peki. Bunu Sayın Mehmet Büyükkaytan'a yöneltmek isterim eğer müsaade ederse, uygun görürse. Maske, tabii, mesafe, temizlik konusundaki en zayıf halka nedir? Burada eğer bir zayıf halka olduğu ortadaysa diğer yatırımlar da boşa düşmez mi gibi bir soru gelmiş Can Bey'den. Kendisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde eski genel müdür yardımcısı, emekli genel müdür yardımcısı. Doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz Can Bey'e de çok selamlar. Hocam şöyle söyleyeyim. Buradaki esasen baktığımızda havalimanlar açısından baktığımızda belki uçaklar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İki tane zayıf halka var. Bir tanesi maskenin tam takılmaması, ikincisi sosyal mesafenin tam uygulanmaması. Sosyal mesafe noktasında hani havalimanlarında siz ne kadar önlem de alsanız yolcuların buna riayet etme noktasında bazen uygunsuz davranışları olabiliyor. İşte bu yüzden dolayı hani biz ekstradan bir 150 kişilik bir ekip kurduk ki bu tip konularda hem maskesini tam takmayan yolcuları hem de mesafeye uymayan yolcuları uyarısını yapıp aynı zamanda terminal içinde dolaşıp hijyen noktasında veya ateş noktasında kontrollerini yapabilmeleri için. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesindeki eksiklik doğru diyor, biraz sıkıntı ama mesafeyi şöyle de bakmak gerekebilir. Yolcuların en büyük tartıştığı konu bu ki biraz önce de Emre Bey de bahsetti, ortak koltuğun boş bırakılması ama bu ortak koltuk boş bırakılırsa bu noktada hava yollarının para kazanma ihtimali yok. Şimdi yolcular diyor ki bize şeyde geliyorken, havalimanına geliyorken kullandığımız araçlarda biz mesafe uygulaması yokken, terminalin içinde ve uçakların içinde mesafe uygulaması yokken terminalin içinde niye bize bunu zorluyorsunuz şeklinde bayağı bir derzenişleri oluyor. Tabii biz bu noktada hep kendilerine şunu söylüyoruz. Bunlar hani sizin sağlığınız açısından. Terminal içindeki yolcuların ki biz bunlar buradaki yolcuların kapıda hepsinin bilet kontrolü yapılıyor ki biletli yolcular alınıyor diye. Aynı şekilde havalimanındaki çalışan yaklaşık 60 bin küsur
kartlı personelin HES kodları şu anda sistemimizde aktif durumda. Herhangi bir şekilde HES koduna bir risk tanımı yapıldığı an o arkadaşlarımız herhangi bir turnikeden geçme şansları olmuyor. O kartlar hemen o gün kapanıyor. Şimdi bunlar hani aldığımız önlemler ama bu önlemler kesildiği zaman bu yaptığımız yatırımlarda bir şey olur mu? Ben zannetmiyorum. Hani uyararak, hep beraber uyararak, uçağın içinde uyararak bu tip bazı kişiler çıkabilecek ve artık yeni dünyaya, yeni dünya yaşamına alışma şansımız olması gerekiyor. Artık bu maske bizim çok gündemimizden çıkmayacak gözüküyor. Mesafeli ve hijyen konusunda hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Yani havalimanları ve uçaklarda hijyen konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani ben kendi havalimanı noktasında operasyonun başındaki birisi olarak söyleyeyim. Her an temizleniyor ve her an hijyen yapılıyor ki işte havalimanına giriyorken tuttuğunuz badyalar her seferinde tekrardan hijyenle temizlenip tekrar geri yolcuların kullanımına sunuluyor. Uçakların içinde aynı şekilde her dakika hijyen, yani temizlik arkadaşlar, temizlik yapan arkadaşlar hijyen yapıyor. Bu noktada sadece mesafe konumuz var. O da maskeyle, zaten şu anda baktığınızda maskeyle koruma altına alacağımız gibi gözüküyor. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben o arada Gülnaz Hocam, Ümran Hocam'a dönmek istiyorum. Ümran Hocam, YouTube'u takip ediyorsunuz. Orada sorumuz var mı? Varsa sizden de bir tane alalım. Hocam, genel olarak bütün bölüm öğrencilerimiz, kabin hizmetleri, havacılık yönetimi, motor gövde, hepsi aslında mezun olunca onların nelerle karşılaşacağını çok merak ediyor. Sektör en azından işe alım konusunda ne zaman toparlanır, neler yapabilirler öğrenciler, bunu merak ediyorlar. Genel olarak bu tarz sorular geldi hocam YouTube'dan. Peki, çok teşekkür ederim. Bunu o zaman müsaadenizle önce Emre Bey'e soralım, sonra Özlem Hanım'la devam edelim. Öğrencilerimiz biraz anladığım kadarıyla nasıl diyelim, endişeliler Emre Bey gelecekten. Siz aşılarla birlikte 2023'ü işaret ettiniz. Ama 2023 herhalde %100'e geri dönme konusu. 2022'de de bir toparlanma olacak gibi sanki. Ne dersiniz? Öğrencilerimiz endişelenmeleri boşuna mıdır? Evet. Şimdi yani havacılığa biz bakarken genel kapsamda bakmamız lazım. Yani mesela bugün konuşmadık bugüne kadar. Gelişen bir sürü sektörler var. Mesela ne sektörleri var? Özellikle Amerika'da yeni ufak uçaklar. Yani cost, uçuş maliyeti çok az. Ve de private taxi gibi. Mesela bunlar Florida'da şimdi çok hızlı gelişiyorlar. Yani gelişme süreci var. Uzun vadede... Yani aşağı yukarı havacılığın büyümesi nedir? %4 son 20-30 yıllık. Yani bu 1-2 senelik bir şey önemli değil. Uzun vadede gene eski rakamlara muhakkak ulaşacak. Kargo daha bile hızlandı sonuçta. 1-2 sene bir yavaşlama var. Yani yavaşlama yok diyemeyiz. Ama bu burada yeni sektörler var. Yani şu anda daha konuşulmayan personal mobility sektörü var. Private air taxi sektörleri var. Bu hava bubble, yani horizontal integration şeyleri var. Burada yani öğrencilerin yapabileceği en faydalı şey nedir? Hangi alanlarda daha çok iş olma olasılığı var? Onların düşünülmesi. Yani bunlar bir iki, yani bu sene mezun olacaklar diyelim. Yani iki sene sonra mezun olacaklar için hiç problem yok zaten. Ama bu sene, gelecek sene mezun olanlar için tabii kargoya yönelmek daha iyi, daha mantıklı. Dijital konulara yönelmek daha mantıklı. Sırf klasik havacılıktansa yapay integrasyon konularına beraber çalışma, o tip konulara yönelmek daha şey. Bir de yani bu klasik havacılık dersleri dışında zaten rektör Tuncay Hanım da bahsetti. Mesela dijital olarak kendilerini geliştirebilirlerse, çünkü havayollarına başvurduğunuz zaman toplam alımda belki bir azalma olabilir ama bazı alanlarda artabilir. Mesela Özlem Hanım bahsetti, Star Alliance Digital Infrastructure, bütün havayolları, havaalanları dijital konulardan anlayan havacılıktan mezun arkadaşları tercih edecek. Bu konularda daha çok kendilerini geliştiren arkadaşların çok daha fazla şansı olacak.
Peki, çok teşekkür ederim. Farklılık yaratmaları lazım. Kodlama, dijitalleşme ve fark yaratma, doğru anladıysam. Özlem Hanım, siz ne dersiniz? Ben göz ucuyla da takip etmeye çalışıyorum. Mesela şöyle bir soru da gelmişti. Doğrudan sınavınız değil ama Türk Hava Yolları'nın pilotaj eğitim programları ne olacak? Devam edecek mi? Pilot olmak isteyen bizim de okulumuzda pek çok arkadaş var. Farklı bölümlerde, pilotaj bölümü dışında. Siz ne diyorsunuz? Ne zaman personel alacaksınız? Tabii bu öncelikle sorunuzdan başlayayım. Hani pilot planlaması ve ihtiyacı konusunda ben o arkadaşları bizim ilgili birimimizin yöneticisiyle görüştürürüm. Bence o çok daha net bilgi verir. Ama genel anlamda da soruya şöyle bir şey söyleyeyim. Bence morallerini bozmasınlar. Havacılık çok dinamik bir sektör. Çok badireler atlattı, çok çabuk toparlandı. Hiç moral bozulmasın. 2020'de ikinci yarıda hava yollarının ortalama %60-70 kapasiteye ulaşması öngörülüyor. Özellikle aşı iyi olursa buna daha çabuk ulaşacaklar. Toparlanma 2024 dedik ama belki Emre Bey'in dediği gibi 2023'e de gelebilir. Kendilerini çok geliştirsinler, çok okusunlar. Ve bir lojistik diyorum, iki sürdürülebilirlik, bu sustainability söylemiştim daha önce. Bu konuların çok ana gündemler olacağı düşüncesiyle bunlar üzerine kendilerini çok geliştirmelerini de tavsiye ederim. Çok net söylediniz. Aynı soruyu ben yine Mehmet Bey'e de sormak isterim. Mehmet Bey, siz ne dersiniz öğrencilerimizin endişeleri hakkında? Şimdi bunlar tabii ki haklı endişeler. Baktığınızda çünkü sektör bir anda yaklaşık 1/3'e düşmüş durumda ve yani biz personelleri daha esnek şekilde kullanıyoruz. İşte bütün personel buraya getirmiyoruz ki maliyet avantajını kullanabilmek için. Ama bunların çok hızlı, biraz önce de ifade ettiğim gibi, çok hızlı toparlanma şansı olabilir. Hani belki yani benim içime öyle geliyor. Tabii Hayat Hanım'ın yapmış olduğu şeyler de şey değil, bu hiçbir istatistik bilimine dayanmıyor ama biz büyük ihtimalle 2021'in ortalarından sonra daha hızlı bir şekilde büyümeye başlayacağız. Bu aşının da ilerlemesiyle beraber. Bu noktada yani istihdam noktasında çok bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü zaten baktıkça bu, hani bu pandemi bize şunu da getirdi. Biraz daha genç bir nesille bu havacılık sektörünü devam ettirmemiz gerekeceği belli oldu ki hani bunların başında da belki biz geliyoruz. Şu anda personelimizin yaş ortalaması yaklaşık 28-29 İGA havalimanı olarak. Bu noktada hani çok karamsar olmasınlar. Büyük ihtimalle şey çıkar ama dediğim gibi öncelikle lojistik alanında ilerlesinler. Fikir konusunda havalimanında ne gibi fikirlerin üretilebileceği noktasında bazı çalışmalar yapsınlar. Böyle bu tip çalışmalar yapıyoruz bazen. İyi fikir platformları oluşturuyoruz. Bu platformlarda arkadaşlardan bilgiler istiyoruz. Veya sosyal hekatonlar yapıyoruz. Neler yapabiliriz şeklinde. Bu noktada hani kendileri de neler yapılabileceği noktasında bazı üretmelerde katkıları olabilir. Çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Sanırım rektör hocam, şunu söylememde bir sakınca yoktur değil mi? Ülkemizin en yüksek puanla havacılığa öğrenci alan okulu ve 100'ün üzerinde kendi alanıyla ilgili ders veren uzman hocalarımız var. Sayın Büyükkaytan, Sayın Salihoğlu, öğrencilerimizi, mezunlarımızı dikkate almanızı hem kendi adıma istirham ederim sizden, hem de dikkatlerinize sunuyorum bu durumu. Özgür Hocam, ne dersiniz, bu fikir platformlarından söz etti Mehmet Büyükkaytan Bey. Öğrencilerimiz büyük bir keyifle sanal ortamlarda, oraya da gelmelerine gerek yok. Siz bize Mehmet Bey iletin konuları, biz onları organize edelim ve size fikir, işte o Decathlon'lara katılsınlar, yapalım, organize edelim. Özgür Hocam, olmaz mı? Bunu Mehmet Bey olur derse tabii. Yok, ne demek, bunu büyük bir memnuniyetle kabul ederiz. Öğrencilerimin de ben de bir yandan kaygılarını ve sorularını izlemeye çalışıyorum. Ciddi bir açıkçası gelecek kaygısı yaşıyorlar. Ama bu gelecek kaygısını ortadan kaldırabilecek verileri de sayın panelistlerimiz bize çok güzel sundular. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Evet, bireysel gelişim çok önemli. Bu bireysel gelişim açısından da bu tür platformlarda bir destek alabiliyorsak
Öğrenciler tabii ki bunu seve seve, hatta mezunlarımız, hatta takip ediyorum. Bize liseden de katılanlar olmuş hocam yandaki sorulardan. Onlardan da bir takım yorumlar geliyor. Bu panel tüm havacılara açık, bütün havacılığa gönül verenlere, havacılığın daha başında olanlara bile yol gösterici oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük memnuniyetle. Tabii ki katılırız. Mehmet Bey, hazırız. Sizden haber bekliyor olacağız o zaman. Eğer uygun görürseniz öğrencilerimizle bu fikir paylaşımlarını. Tabii ki. Hemen ben ilgili birimdeki arkadaşlara bilgi veriyorum. İlk platformda sizden haber veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gülnaz Hocam, son bir soru alalım diyorum. Ne dersiniz şöyle önemli gördüklerinizden? Hocam, ısrarla gelen birkaç katılımcıdan Türk Hava Yolları'nın kargo girişimiyle ilgili sorular var. Bu kargo girişimini biraz daha detaylandırılmasını istiyorlar ve spesifik olarak da şöyle bir soru var. Bu şirket All Cargo Airline mi olacak yoksa Integrator gibi ne tür, ne şekilde faaliyet gösterecek diye bir soru gelmiş. Bir de küçük kısa bir soru var, onu da ileteyim. Aşıların taşınmasıyla ilgili Türk Hava Yolları rol üstlenecek mi diye bir soru var. Çok güzel. Bence son sorudan başlayalım. Özlem Hanım, hakikaten onu ben de kendi adıma merak ediyordum. Aşıların taşınması sürecinde Türk Hava Yolları'nın ve İGA'nın rolü ne olacak? Önce buradan başlayalım isterseniz. Özlem Hanım, buyurun. Türk Hava Yolları'nın rolü aşılarda. Bizim kargo filomuz ve kargo network'ümüz inanılmaz büyüdü. Şöyle bir rakam vereyim. Küresel kargo gelirindeki payımız 2009 civarında %0.6 iken 2019'un sonu itibariyle %1.7, yani %2'ye yaklaştı. Dolayısıyla Türk Hava Yolları kargoya çok ciddi yatırım yaptı. Bugün itibariyle 25 kargo filomuz var, 25 uçağımız var. Bunların bir kısmı, 7 tanesi wetlease, ama totalde bu kargo filomuzun haricinde yolcu seferlerindeki belli kargo ile birlikte ciddi bir kapasite sunuyoruz. Dolayısıyla hani toplamda uçtuğumuz nokta sayısını da şöyle söyleyebilirim. 107 tane istasyona 96 kargo uçağı operasyonu yapıyoruz şu anda kargo olarak. Büyüklüğümüz anlaşılması açısından söyleyeyim. Ülke bazında da 79 ülkeye 73 kargo uçağı, toplamda 104 ve 94 kargo uçağı. Yani bizim bu altyapıyla zaten aşı taşınmasında rol oynamamamız düşünülemez. Biz bütün gerekli kargo binamız, kargo warehouse'larımız, oradaki akıllı sistemlerimiz, dijital altyapılarımızla zaten kargo piyasasında ciddi bir paya geldik. İstanbul'un coğrafi konumu bu anlamda çok ciddi bir destek sağlıyor, katalizör etkisi sağlıyor. Niye? Çünkü İstanbul üzerinden kargoyu dağıtmak anlamında da ne kadar çok kapasite sunarsanız o kadar iyi önde giden rol alırsınız. Yani pazarda rekabetçi olursunuz. Dolayısıyla gerek aşı taşımada sonuna kadar bütün imkanlarımızla tabii ki rol alacağız. Kargo şirketi konusunda da biraz önce anlattığım rakamlar herhalde neden bu kararlara vardığımızı da destekliyordur. Yani böyle bir filo, böyle bir altyapı ve böyle bir sektörde payımızı, gelirdeki payımızı daha da ilerletmek iddiasında olduğumuz için tabii ki bu tip yapılanmalarla daha aktif rol oynamayı bekliyoruz. Çok teşekkürler. Aslında iki soruya birden cevap verdiniz. Çok sağ olun. Evet. Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Havaalanı kargo tesisleri açısından özellikle Almanya'da keşfedilen aşının çok böyle düşük sıcaklıklarda tutulması gerektiğiyle ilgili, taşınması gerektiğiyle ilgili bilgiler alıyoruz. Mehmet Bey, hazırlıklı mıyız buna? Şimdi Ender Hocam şöyle söyleyeyim. Yani biz hep diyoruz ya çok büyüyüz, çok büyüyüz. Gerçekten de bizim kargo tesislerimizin olduğu alanda yaklaşık yıllık 5 milyon ton yıl olarak kapasiteye hizmet verecek büyüklükte bir alanımız var. Şimdi buraya tabii hava yani hem kargo şirketleri hem hava yolları ve diğer acentalar yavaş yavaş geçiyorlar. Şu anda biliyorsunuz aynı zamanda Atatürk Havalimanı da kargo uçuşlarına devam etmektedir. Şimdi iki meydan olarak baktığınızda, çünkü bizde Türk Hava Yolları daha tamamen geçmedi buraya. Geçici tesisinde işlem yapıyor. Esas büyük kargo uçuşlarını Atatürk Havalimanı'ndan yapmaktadır. Bizim 2500 metrekare, şu an için 2500 metrekare
soğuk hava depomuz mevcut. Çeşitli kargo şirketlerinin, havayolu şirketlerinin ve acentaların. Ama hani buna şöyle de bakmak gerekir. İlle bunları buradaki soğuk hava deposunda tutmamıza gerek var mı yok mu şeklinde bir şey var. Hani bakış açısı var. Şimdi herkes diyor ki nerede saklayacaksınız? Bunları burada ille saklamaya gerek yok. Bu bir havacılık sonuçta hareketidir. Baktığınızda uçağın içinden gelen bu soğuk hava korunumlu konteynerlarla beraber aynı anda gelip havalimanı içinden tırlarla direkt uçaktan indirilip gideceği noktaya götürülme şansı var. Yani ille burada bu tip ilaçları stoklamamıza gerek yok. Bunu bu şekilde çok hızlı bir şekilde transferini sağlayabiliriz. Bu noktada da hani bizim kabiliyetlerimiz çok daha yüksek. Çünkü çeşitli kapılarımız var hava tarafına açıdan. Buradan çok daha hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Tamam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu da çok tatmin edici bir cevap oldu. Rektör hocam, size bir soru var. Diyorlar ki öğrenci arkadaşlarımız, bahar döneminde yüz yüze eğitime geçmiş olabilecek miyiz, soruyorlar hocam. Tabii bütün temennimiz, bütün dileğimiz bu yönde. Hatta güz dönemi sonu sınavlarını bir de yüz yüze yapabilir miyiz diye bir açık kapı bıraktık biliyorsunuz, ama tabii ki her şey sürecin nasıl ilerlediği, nasıl devam ettiği ile ilgili olacak. Öğrencilerimiz, yani kendi üniversite sanırım hocamızın internet hattında bir sorun oluştu. Bir donma yaşıyoruz. Özgür hocam, biz donmadık herhalde, değil mi? Hayır hocam, biz devam ediyoruz. Ben bilgi veriyorum. Sanırım rektör hocamız hattan düştü galiba. Evet, bilgi veriyorlar kendisini. Bulunduğu evet. Ortamla ilgili bazen yaşanan bir sıkıntıymış. Kusura bakmayın. Evet. O zaman bir soru daha var. Madem öyle, ben Özlem Hanım'la devam etmek istiyorum. Diyorlar ki Özlem Hanım, eğer otoriteler havayolu işletmelerine serbestlik tanırsa Türk Hava Yolları iç hatlarda aşıyı zorunlu hale getirecek mi? Ben zaten bu konuda Türk Hava Yolları değil, ülkece hani aşıyı zorunlu kılmak gibi bir şey olmadığını Sağlık Bakanımız da dile getirdi. Dolayısıyla böyle bir kısıt ya da böyle bir şart konulmaz. Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde zaten ülkede benim takip ettiğim kadarıyla 3 ya da 4 fazla aşılama sistemi olacak. Bunu da isteyenler olacak. Ama biz şu anda da iç hat pazarında ilk Mayıs ayında iç hat, Haziran itibariyle iç hat seferlerimize başladığımızda zaten çok olabildiğince talebi karşılamak için elimizden geldiğince sosyal mesafeye de dikkat ederek kapasiteyi arz ettik. Yani öyle bir şartı havayolunun getireceği bir şey beklemiyorum ben. Öyle bir tamam. Zorunluluk yoktur. Tamam, çok teşekkür ederim. Rektör hocam, size geri dönmek istiyorum. Kusura bakmayın, internet bağlantısı gitti, wireless gitti. Telefonumdan tekrar bağlantı kurmaya çalıştım. Ben de ne olduğunu anlamaya çalışırken çok özür diliyorum. Teknik bir problem oluştu herhalde. Evet, en büyük temennimiz, en büyük dileğimiz tabii ki öğrencilerin bir an önce kampüslere geri dönmesi. Öğrenciler, siz burası hakikaten kampüs çok ıssız, yalnız. Herkes birbirini çok özledi. Ama ne kadar çok kurallara uyarsak, maske, mesafe, hijyen kurallarına, bunu her defasında söyledik. Belki yaz dönemi boyunca bu kurallara uyarak geçirmiş olsaydık, belki şu anda içinde bulunduğumuz durumun dışında bir daha pozitif bir durum olabilecekti. Belki kampüsler açılabilecekti. Eğitim, öğretim faaliyetlerimize çok daha istediğimiz şekilde devam ediyor olacaktık. Ama en azından geçmişten ders alarak bütün kurallara uymaya özen göstermek gerekiyor. Sadece eğitim, öğretim değil tabii. Hayatın daha hızlı bir şekilde normale dönebilmesi için bu önemli ve kıymetli. Geldikleri zaman tabii sadece kampüs içerisinde değil, en güvenli yerler aslında buralar. Çünkü gerçekten okul ortamında, kampüs ortamında her türlü önlemi almaya gayret ediyoruz. Ama okulun dışında, sosyal yaşamda
uyulmayan kurallar nedeniyle yansımaları ne yazık ki iş ortamına, okul ortamına da oluyor. Biz de onları çok özledik. Herkesi kurala uymaya davet edersek belki o günler çok daha hızlı, çok daha çabuk gelecek diye ümit ediyorum. Tekrar herkese sağlıklı günler diliyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Mehmet Bey, Özlem Hanım, Emre Bey, bizim öğrencilerimizin kampüste en çok merak ettiklerinden bir tanesi de şuydu. Bizim kampüsümüzde çok sayıda köpek var çünkü yemekhaneler var, hayvansever bir üniversiteyiz. Ben onlara her dersimde Sayın Rektör Hocam köpekleri gördüm, merak etmeyin iyiler çünkü onları besliyoruz diye bilgi veriyordum. Gerçekten her canlısını özledi öğrencilerimiz, biz de onları özledik. Kıymetli katılımcılar, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği etkinlik. Ben soruları burada noktalamak istiyorum. Ve kapanış için sözü Rektör Hocamıza vermek istiyorum. Gerçekten kendi adıma naçizane bir akademisyen olarak çok doyurucu bilgiler, çok doyurucu sohbetler yaptık. Çok kıymetli bilgiler aldım kendi adıma. Bütün panelistlere çok önemli zamanlarını ayırdıkları için teşekkürü borç bilirim. Havacılık Kulübü'ne teşekkürü borç bilirim. Ve yine bu konuda güvenip bana bu görevi verdiği için Özgün Usanmaz Hocamıza teşekkürü borç bilirim. Hocam kapanış için sözü size vermek istiyorum. Buyurunuz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günü daha da anlamlı kılabilmek için gerçekten birbirinden kıymetli, birbirinden değerli panelistlerimiz. Bu vesileyle onları sanal platformda da olsa tanımaktan, dinlemekten çok memnun olduğumu, mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Çok doyurucu oldu gerçekten sunulanlar, aktarılanlar. Ve tabii ki kurgusu da çok önemli ve kıymetliydi başlangıç aşaması. Bu vesileyle Ender Hocama, Öznur Hocama ve tüm ekibe de çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu paneli, bu oturumu anlamlı kılan dinleyenler ve yönelttikleri sorular da oldu aktarılanların yanı sıra. Ben kendi adıma çok önemli geri bildirimler aldım kurum adına. Eminim fakülte için, Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi adına da sizler bir takım ev ödevlerini üzerinize aldınız diye ümit ediyorum. Bunları da en kısa zamanda inşallah bir kısmını hayata geçirdiğimiz kısımlar da vardı. Anlatılanlar, aktarılanlar ama vurguyla üzerinde kuvvetle durulan bir takım hususlar da vardı ki onları da biz süreçlerimize dahil ediyor olacağız. Ve sizlerle iletişimimiz, ilişkilerimiz sürdürülebilir olacak. Olmasını da diliyoruz, istiyoruz, arzu ediyoruz. Bir takım hekatlonlardan bahsedildi. Tabii ki bunlar tematik olarak gerçekleştirilebilir. Öğrenme ortamlarından bir tanesi de yaparak öğrenme ve deneyerek öğrenme, yaşayarak öğrenme hiç kuşkusuz. Biz bu ortamları da zenginleştirmek istiyoruz ve bu şekilde teklifin sizin tarafınızdan gelmiş olması da ayrıca memnuniyet vericiydi. Fakültemizin, üniversitemizin bunlara sahip çıkacağından da hiç kuşkunuz olmasın. Ben tekrar düzenlenmesine katkı sunan tüm hocalarıma, değerli panelistlerimize ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum tabii ki. Ve bir an önce içinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin, zorlu döneminde bizler de sadece deneyim bırakarak, dirençliliğimizi artırarak geride kalmasını temenni ediyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla da selamlıyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Panelistlerimize de dönmek isterim. Söylemek istedikleri, eklemek istedikleri son bir şey varsa sonra da etkinliğimizi müsaadenizle sonlandırmak isterim. Buyurun Mehmet Bey. Özlem Hanım'a sözü bırakmıştım ama tabii öyle ki. Mi? Ben hani şöyle söyleyeyim, bu böyle bir anlamlı günde böyle bir güzel bir panele sizlerin sayesinde katıldığımız için biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah faydalı olmuştur hem öğrenciler açısından hem bizler açısından. Çok teşekkürler, sağ olun, sağlıkla kalın. Teşekkür ederiz. Özlem Hanım buyurun. Evet, ben de tekrar Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutluyorum. Bence bu panelin en önemli fırsatı karşılıklı işbirliği imkanlarının neler olabileceğini anlamamız oldu. Böyle bir farkındalık yarattı. Dolayısıyla bundan sonrasında da
sizlerle havacılık sektörü camiası paydaşları olarak her zaman iletişimde olmayı ümit ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz bilmukabil. Emre Bey buyurunuz. Çok teşekkürler Mehmet Bey, Özlem Hanım ve sizin ve Tuncay Hanım'ın değerli görüşleri. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok şey öğrendik. Ve de son sözümüz tabii öğrencilere. Havacılık Özlem Bey'in, Özlem Hanım'ın da dediği gibi çok çabuk toparlanır. Yani bunlar geçici şeyler. Uzun vadede her zaman en hızlı büyüyen sektörler olmaya devam edecek. Peki çok teşekkür ederiz. Özgür Hocam bir son söz de sizden alalım. Evet. Ben de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hem değerli panelistlerimize, hem bizi izleyen, bu etkinliğe katılan öğrencilerimize, tüm havacılara. Bu son mesajlar için de ayrıca çok teşekkürler. Evet, faydalı olduk umarım dediniz Sayın Büyükayet'ten. Çok faydalı oldunuz, eminim. Emin olun o kadar yararlandık ki hem fakülte ayağından hem öğrenci ayağından çok faydalı bilgiler aldık. İşbirliğine de evet Özlem Hanım kesinlikle açığız. Her zaman işbirliği içerisinde olmayı çok isteriz. Ve Sayın Emre Serpen de bize çok motive edici şeyler söyledi. Dinamiktir, toparlanırız, hızlı iyileşiriz dedi. Bunlar aslında duymak istediğimiz de sözlerdi. Ciddi bir iş kaygısı, gelecek kaygısı da bir yandan yaşadığımızda siz de öğrencilerimizin işte sorularından da görmüş oldunuz. Ama bu panel bize umut da verdi. Yol da gösterdi. Tüm katılımlarınız için, tüm yönlendirmeniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kıymetli katılımcılar. Sayın Ender Hocam çok özür dileyerek sizin de moderatörlüğünüze ayrıca çok çok teşekkür ederim. Bu konuda mükemmel bir iş çıkaracağınızdan hiç şüphem yoktu. Fakültemiz adına çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz sağ olun hocam. Çok sağ olun. Ülkemizin, Anadolu'nun en genç üniversitelerinden ama ne kadar gençse o kadar deneyimli, bilgili üniversitesinden bir havacılık kenti Eskişehir'den sizlere selamlar, sevgiler. Havacılık Dünya Havacılık Gününüz kutlu olsun. Kalın sağlıcakla. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.